Kırmızı çember içerisindeki Made in Turkey yazısı siyah fonda döne döne ilerleyip bir yıldız gibi etrafına ışık saçtı. Zengin kız fakir olan yazılı bir düğün davetiyesinin içinde oyuncuların görüntüleri eşliğinde jenerik akıyor. Kemal Hüseyin Avni Danyal, Serpil Ayda Aksel, Nurhan Ufuk Özkan, Biricik Ecem Özkaya Üstündağ, Sarp Mahir İpek, Rüyam Gözde Okur, Şükrü Kemal Kuruçay, Meryem Şeyla Halis Çiçeklenir, Junior Kemal Joe Çabucuoğlu, Badire Serine Pikmen, Mahmut Ferdi Akarlı, Fatma Gülnihal Demir, Burhan Özgün Aydın, Hakan Ali Barışık, Ceyda Yağmur Sevgi Koysal, Filiz Eylül İlbey, Şeval Oya İnci, Timuçin Yıldırım Öcek, Mehmet Tunahan Büyükercan, Veysel Kıvanç Baran Arslan. Birinci bölüm. Gece vakti ışıl ışıl Boğaz Köprüsü. Bir erkek eli demir kapının üzerindeki sürgü pencereyi açtı. Yüzü kar maskeli bir adam kapının diğer tarafında. Pencereyi açan elin sahibi de kar maskeli. Kapının önündeki adama okey işareti yaptıktan sonra kapıyı açıp adamı villanın bahçesine aldı. İkisi de siyahlara bürünmüşler. El feneriyle villaya doğru yürüyorlar. Villanın kapısı açıldı ve maskeli adamlar temkinli adımlarla içeri girdiler. Gece geç saat olduğundan herkes odalara çekilmiş, ortalıkta kimseler yok. El feneriyle önlerini aydınlatarak karanlık salona girdiler. Kemal ile Serpil beyaz nevresim takımı serili yatakta uyuyorlar. Serpil sıçrayarak uyandı uykusundan. Kemal'im, kalk. Serpil, sen bana bir mıhlama daha yapsana. Ne mıhlaması? Kalk diyorum sana, kalk. Ne oldu, gol mü oldu ya? Yok, offside çaldı hakem, sayılmadı. Yahu uyku sersemi saçmalama, kalk diyorum sana. Ya ne oldu, tam Fener'e 4'ten ataydık ya. Niye uyandırıyorsun Serpil? Aşağıdan sesler geliyor. Uşaklardan biriymiştir. Yok öyle bir şey değil Kemal'im. Hani negatif olmak istemiyorum ama eve biri girdi sanki. Yahu kim girecek Serpil? Evde alarm var. Biri girse çalar da. Ay ne olur gözünü seveyim bir göz at. Yoksa benim gözüme uyku girmez Kemal'im. Allah'ım yarabbim usandım da ya, dallandım da ya. Oy. Kemal yattığı yerden doğrulup yatağın kenarındaki siyah deri terlikleri ayağına giydi. Sanki uyku sersemi gibi ayağa kalkıp pencereye yanaştı. Tülün aralığından salondaki maskeli adamları gördü. Adamlardan biri diğerine vuruyor. Kemal irkilerek geri çekildi. Aşağıda iki kişi var Serpil. Ne diyorsun? Salona açılan dekoratif balkon penceresinden gizlice adamlara bakıyor. Ben şimdi onlara gösteririm. Kemal gözünü seveyim bak bir delilik yapma. Bırak çalsınlar. Polis yakalar onları. Saçmalama Serpil. Bırakalım da evi soyup soğana çevirsinler. Kemal bir numara tuşluyor. Maskeli adamlar el kol hareketleriyle birbirlerine bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar. Zayıf olan eliyle şu taraftan gidelim diyerek bir dik bir de oval bir hareket yaptı. Diğer adam anlamamış. Ne demek istiyorsun diye zayıf adamın yaptığı hareketleri taklit etti. Zayıf adam ısrarla aynı hareketleri yapmaya devam ediyor. En sonunda sinirlenip zayıf adamın eline vurdu ve direkt karşı tarafı işaret etti. Parmaklarıyla üçten geriye sayarak yürümeye başladılar. Merdivenin önünde durup kafalarını yukarı diktiler. Sonra birbirlerine bakıp yine el kol hareketleriyle gidecekleri yönü belirlemeye çalıştılar. Şimdi de temkinli adımlarla alt kata inen merdivenlere doğru ilerliyorlar. Rüyam gözünde siyah göz bandıyla yatağında yan pozisyonda yatmış uyuyor. Rüyam'ın odasının kapısı açıldı ve maskeli adamlardan zayıf olanı yavaşça içeri süzüldü. Diğeri de arkasından geliyor. Zayıf olan el fenerini Rüyam'ın üzerine tuttu. Zayıf olan oturma bölümüne doğru yürürken diğeri komodine yöneldi. Özellikle aradıkları bir şey olsa gerek, sadece çekmeceleri karıştırıyorlar. Oh.
Rüyam kıpırdanıp sırtının üzerine dönünce komodinin önündeki adam panikleyip feneri Rüyam'ın yüzüne tuttu. Zayıf olan da paniklemiş, birbirleriyle tedirgince bakıştılar. Rüyam deliksiz uyuyor. Adamlar kaldıkları yerden çekmeceleri karıştırmaya devam ettiler. Yettim Kemal Bey! Nerede o mal düşmanları? Söyleyin makarna süzgecine çevireyim onları. Lan ne yapayım sen Şükrü, yavaş. Dur, ses etme, adamları kaçıracaksın ya. Ay Kemal'im, polisi bekleseydiniz. Ya Serpil ne yapıyorsun? Gir içeri. Ben içerideyim zaten Kemal'im. Lan işte gir, yatak odasına gir, kilitle kapıyı. Ay ne olur polise bırakın, çalsınlar onlar. Sonra polis yakalar, ne olur. Ay, vallahi bir tarafına tabii bir şey olacak. Efendim hiç merak etmeyin, ben gerekeni yapacağım, mahvedeceğim bunları. Tamam, hadi Şükrü. Yok, ben arkada kalayım, düşünüm hadi. Şükrü av tüfeğiyle önden gidiyor, Kemal'in elinde şamdan var. Rüyamın odası. Maskeli adamlar çekmeceleri karıştırmaya devam ediyorlar. Zayıf olan mücevher kutularının olduğu çekmeceyi açtı. Kutuların içini açmadan sadece dışına bakıp tekrar yerine koyuyor. Diğeri giysi dolabının önünde. Dolabın içindeki mücevher kutusuna benzeyen kadife kaplı kutulara bakıyor. Dolabın sürgülü kapağını yavaşça ittiriyor. Rüyam sıçrayarak kalktı. Kim var orada? Göz bandını çıkarmadığından adamları göremiyor. Kim var orada? Dolabın önündeki adam ellerini havaya kaldırmış. Bir şey göremiyorum. Kim var burada ya? Eni Rüyam'ın yüzünün önünde sallayıp çekti ve okey işareti yaptı. Zayıf olan adam yatağın kenarına saklanmış. Gidelim diye kapıyı işaret ettiler birbirlerine. Zayıf olan sessizce ayağa kalktı. Ya niye bu kadar karanlık bu oda ya? Ay. Maskeli adamlar kapıya yöneldiklerinde Rüyam elini uzatıp komodinin üzerindeki abajuru yaktı. Bu abajurum bozuldu ya. Her taraf çok karanlık. Gece bandını çıkarmak bir türlü aklına gelmiyor. Kenarları nakış işlemeli siyah saten geceliğiyle yatağından kalktı. Elleriyle duvarlara dokunarak ışın düğmesini buldu. Ay yine kapkaranlık oda ya. Elektrikler mi kesildi acaba ya? Ay gerçekten çok korkuyorum ama çıldırırım. Elleriyle yüzünü tuttuğunda gözündeki bandı fark etti. Bandı alnına kaldırdı. Ya ben bundan dolayı göremiyormuşum ya. Ayrıca kimse de yok yani. Demek ki tipik rüyam rüyası. Bandı tekrar gözlerini indirip kendini yüzüstü yatağa attı. Abajur ve odanın ışığı yanık kalmış. Maskeli adamlar etrafı kolaçan ederek zemin katın balkonunda ilerliyorlar. Pencerenin önüne geldiklerinde dizlerinin üzerine eğildiler. O şekilde geçiyorlar karşıya. Pencereyi geçtikten sonra ayağa kalktılar tekrar. Burhan, babamlar uyanmış. Biliyorum sen, biliyorum. Polise de haber verdiler, yakalanacağız. Sakin ol, sakin ol. Nasıl sakin olayım ya, bittik biz. İyi şeyler düşün. Duanı dürüst dile. Duanı dürüst dile. Sakın aşağıya bakma. İki gün önce, gündüz vakti yüksek bir tepeden kız kulesi. Anlam ayrı bir Serpil, bu kız niye kendi kendine düğün provası yapmayı, bizi niye çağırıyor ki? Bir de böyle grand tuvalet yani. İşte olabilecek aksiliklere karşı Kemal'im. Hep senin yüzünden, sen şımarttın bu kızı. Ha, hiç bana bakma, bunları kızı şımartan sensin. İyi. Şş, bak, bir an önce yapalım da gidelim evimize ya. Şş, bu kız provasını da böyle ederse düğününde Allah bilir ne yapacak ha. Geldik işte Kemal'im, ne var bir saate kadar bitecek merak etme. Buradan. Kemal Bey, yanınızda yangın söndürücü var mı efendim? Yangın söndürücü mü? Evet, Nurhan Bey efendim mekanı yaktı. Çok ateşli bir düğün provası oluyor. Ne diyorsun? Nurhan Bey düğün yerine şimdi efendim barbekü partisine karar verdi, onu yapayım. Nurhan
Mekanımı yaktı. Ya niye bizi lafa tutarsın? Yürü Şerif. Yürü uşaklara bu gayrı olalım. Ben bunlarla koşamam Kemal'im. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Ay koşturma beni. Ben size yardımcı olayım efendim. Dikkat edin Kemal Bey. Cayır cayır yanmayın efendim. Nurhan yangın söndürme tüpüyle masaların üzerine köpük sıkıyor. Her yer duman altı. Göz gözü görmüyor. Dumanların arasından Rüyam, Sarp ve Biricik göründüler. Sarp şaşkınlıkla etrafa bakınıyor. Nurhan! Nurhan ne yaptın Nurhan? Masaları söndürdüm Sarp. Niye söndürüyorsun Nurhan? Hayır yakma ki söndürmek zorunda kalmayasın. Ya Nurhan sen burayı taverna mı zannettin de masaları yakıyorsun ya? Hayatım bak sakın yaklaşma vallahi senin ceketini falan da yakar bu ha. Ya bırakın masayı sandalyeyi ya kocam yanıyordu. Hayatım sen iyisin ama değil mi? Ya çok şükür iyiyim. Söndürmeseydim çok kötü olacaktı. Daha ne olsaydı acaba? Daha ne olsaydı bütün masaları yakmışsın şu hale bak. Eğer elinden gelse sen tusuna mı bile yaratırsın Nurhan yani? Nurhan, ne oldu? İyi misiniz ya? Baba, Nurhan masaları yaktı. Nurhan, iyi misiniz evladım? İyiyiz. İyiyiz baba, çok şükür. Ya bak bak, ya ben de anlamadım nasıl olduğunu. Ben dakikalar önce buraya geldim. Şükrü Efendi ile karşılaştık. Onunla biraz sohbet ettikten sonra bir tane garson gördüm. Geçmiş. Nurhan düğününün yapılacağı mekana geldi. Mor ve beyaz rengin hakim olduğu şık bir salon. Nurhan hayranlık dolu gözlerle etrafa bakınarak masaların arasında dolanıyor. Şükrü sahneye yakın bir masaya oturmuş, eli yüzünde düşünceli. Nurhan sessizce yanaştı arkasından. Hop Şükrü Efendi. Vay Nurhan ne haber ya? Nasıl işte geldik. Rüyamın gönlü olsun diye geldik işte. Ya laf aramızda. Yani düğün provasının yapıldığını da ilk defa duyuyorum Şükrü Efendi. Sen ilk defa duyarsın tabii. Sen düğünü zar zor yaptın. Yani prova nereden aklına gelecek senin? İşte zenginler böyle. Eşeklerini sağlam gazağa bağlıyorlar. Tabii canım sonuçta... Para da onların, zevk de onların. Nasıl istiyorlar? Söyle yapsınlar tabii. Tabii servetler, zevkler tartışılmaz. Ama sen her şeye mındar diyor. Niye ki? Bir dakika Şükrü Efendi, sen ne demek istiyorsun? Yok bir şey demek istemiyorum ya. Zarp Bey'e diyeyim. Yani Zarp Bey istese 40 gün 40 gece düğün yapar. Serveti müsait. Allah arttırsın Şükrü Efendi. Gözümüz yok. Allah biri bin yapsın. Beni kimseye muhtaç etmeden yaşatsın da ben başka bir şey istemiyorum. Benim için en büyük zenginlik o. Doğru söylüyorsun. He Polyanna. He Polyanna. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Neredeyse ziyurtim diye ziyurt çalıp oynayacağım, kına yakacaksın yani. Ya Şükrü Efendi yani alem adamsın ya. Şu şakaların yok mu? İnsanın güleceği yokken insanı güldürüyorsun ha. Sağ ol, sağ ol. Teşekkür ederim. Sen böyle güğüm gibi duracaksın mı karşımda? Hiçbir işe el atmayacaksın mı? Ya ben yardım... olmak için geldim zaten. Sarp'ın yanına ne yapabilirim diye sordum. Bana dedi ki sen hiçbir şeye yaklaşma, hiçbir şeye dokunma dedi. Hayır bir de sadıcı olacağım Sarp'ın bak. Neyi alacağım? Sadıcı olacağım Sarp'ın ben. Sadıçlık mı? He. Sadıçlık ne ki? Hava mı atayım bana? Sen şimdi Sarp'ın sadıcı oldum diye bana hava mı atayım? Ben de Sarp'ın solucuyum. Solucuk bir kere daha üst bir mevki sahibi oluyorum öyle olduk zaman. Her şeye karışabiliyorum. Sadıçlıkla bir şey yok ki. Hadi sen hava atayım de bana ya. Ya Şükrü Efendi Allah aşkına solucuk ne ya? Şükrü çekip gitti. Ya alev adam ya. Takım elbiseli bir adam masadaki mumları yakıyor. Nurhan merakla adamın yanına yaklaştı. Aa! Mumları mı yakıyorsunuz? Rüyam Hanım öyle istedi. Ya arkadaşım yazık günahtır ya. Güpe gündüz mumlar mı yakılır ya? İsraf ya. Bana öyle söylediler efendim. Ya kardeşim benim zaten sana sözüm yok. Ben sana söylemiyorum ki. Sen üzerine alınma. Ya ben bizimkiler için söylüyorum. Bunların her biri para yani. Kolay gelsin. Hakikaten israf ama ya. Şuraya bak ya. Düğünün provası yapılacak. Bu ne kadar paradır ya. Kaç tane doldurmuşlar bütün salonu da. Aman canım. Para da zevkli onların. Şükrü Efendi doğru söylüyor. Nasıl istiyorlar söyle yapsınlar. İçinde mum yanan kristal şamdanı masanın üzerine bıraktı. Sanki bir şeyin üstüne basmış gibi. Ne oluyor? Ayağını kaldırdığında ayakkabısının altına yapışan sakızı gördü. Aa! Tevbe bismillah bu. Sakız ayağımın altına nasıl yapıştı burada ya? Ya yok artık ya.
Rabbim ya. Masanın üzerinden aldığı yemek bıçağıyla sakızı çıkarmaya çalışıyor. Tabii sakızı burada. Yanlışlıkla şamdanı devirince masa alev aldı. Anam! Tövbemiz mi? Yok artık! Masa yanıyor! Allah'ım masa yanıyor! Yardım edin, masa yanıyor! Şu an. Hep o sakız yüzünden. Ya ayağımı kurtarayım derken. Kim atar? Kim atar? O öyle ulu orta yere sakızını kim atar? Çünkü ağzındaki sakızı yuttu hemen. Ya ben çok sıkıldım gerçekten bu düğün provasından. İptal edelim bence. İptal mi? Evladım o kadar hazırlık yaptık ya. Ne gerek var iptal etmeye yani? Babam doğru söylüyor. Ya sakız gibi uzadı bu muhabbet zaten. Hayır devam etseydik şimdiye bitirmiştik. Evet. Ya evladım pozitif ol, rica ediyorum. Akışına bırak. Ya her yerde bir hayır vardır çocuğum. Ha. Hayatım ne diyeceğim? Ya şöyle elini yüzünü bir yıkasak mı ne dersin yani? Yüzün gözün is içinde çünkü. Allah'a mı? Aynı Arap bacıya dönmüşsün. Hadi hayatım biz gidelim hadi. Koy onu. Müsaadenizle. Hadi gel canım. Yangın tüpünü yere bıraktı. İyisin ama değil mi? Biricik'le birlikte salondan çıkıyorlar. Hakikaten Nurhan var ya tam Arap bacıya benzemiş. Hani vardı ya böyle yüzü gözü kapkara. Ya şeyde bizim Türk sinemasında vardı Serpil, hatırlar mısın? Dur ne derdi o şey derdi. Hanımım bugün hiç yemek yapamadık. Akşama Gücük Bey gelince bize çok kızacak. Ay aynı oldu vallahi ki benim aynı oldu. Ben de çok severdim vallahi. Böyle baliydi kafa. Ya siz ne saçmalıyorsunuz Allah aşkına ya? Nurhan bütün masaları yaktı. Şimdi siz sarhoş gibi konuşuyorsunuz böyle. Ay yok sarhoş gibi konuşmuyoruz. Biz Arap bacı vardı da onu şey. Yani gerçekten ya şimdi devam edelim bu düğün provasına ya da ben gidiyorum yani. Tamam devam edelim hayatım. Devam edelim bitsin bu. Şükrü şu maşalarını bir kaldır bakalım. Şu masaları bir kaldır bakalım. Benim yani şimdi Nurhan Bey yakıyor ben temizliyorum. Nasıl bir iş bu yani? Hadi geçelim. Temizleyin. Çıldıracağım ya. Şu hale bak. Ne yapıyorsun Sarp? Meryem ocağın başında çorba karıştırıyor. Veysel bahçe tarafından mutfağa girdi. Aplaların şahı. Güzeller güzelim. Ne yapıyorsun o güzel parmacıklarınla? Canım benim. Darana çorbası yapıyorum. İçer mi? Anam en sevdiğim. İçer mi? Yalnız bir şey diyeceğim. Ne kadar var olmasına? Ya bir iki dakikası var. Böyle bir taşıp kaynayacak. Tamamdır yani. Daha çoğumuş. Ben o zaman o arada bir üzüm yiyeyim de bastırsın biliyor musun? Kemal Bey'e söyle hakkını helal etsin ama tamam. Tamam yesin ya. Helaldir. Anam ne diyeceğim? Ben onun için gelmiştim. Ya abla bunlar düğün provasına bizi niye çağırmadı? Ya bunlar bizi dışlıyor mu? Beğenmiyor mu abla? Ya Allah aşkına kardeşim yani bir mantıklı ol ya. Düğün provası diye bir şey mi olur? Bu zenginlerin sonradan uydurduğu bir adet işte. Ne yapacağız şimdi? Düğün provasına gideceğiz. Provadan göbek mi atacağız bir aman diye ya. Ya da doğru biliyor musun? Biz doğal adamlarız. Biz içimizden gelmedi mi? Prova mı bir şey yapalım. Yalnız bir şey diyeceğim. Şu an gözünün önüne o resim geliyor mu? Eniştem Zarp Bey tavuk gibi yoluyordur şu an ya. Aman boşver ya. Zarp abi müstahaktır zaten. Şükrü'yü o zaten yoldan çıkarttı. Çeksin ceremesini bana ne? Nasıl yoldan çıkarttı ya? Nasıl ya? Şükrü köyden geldiğinde böyle saf, temiz bir adam senin gibiydi yani. Parayla pulla işi olmazdı ki. He, evet ben gerçekten saf ve temiz bir çocuğum. Benim alaverili, dalaverili hiçbir şeyle işim olmaz. Tabii canım. Ya ben de şey sanıyordum yalnız abla. Küçükken benim eniştem para kasasında kilitli kalmış. Başına olmadık olaylar gelmiş. Ondan böyle para göz sanıyordum ya. Yok ya. Şükrü öyle parayla falan işi olmazdı ki. Zarp onu böyle bozdu. Sonradan böyle yoldan çıkarttı yani. Vallahi. Geçmiş. Şükrü bahçedeki ağaçların dibini çapalıyor. Sarp arabasıyla villanın garajına geldi. Şükrü alışılmışın aksine dönüp bakmıyor bile Sarp'a. Harıl harıl işiyle meşgul. Sarp uzun siyah saçları ve spor kıyafetiyle arabadan indi. Şükrü'nün sırtı dönük. Bana bak. Şimdinin aksine Şükrü'nün de saçları uzun. Bağım dediniz. Burada senden başka biri var mı? Aval aval etrafına bakındı. Bildiğin başka adam yok burada. Buyurun. Ya sen burada yeni misin? Yok,
Birkaç senedir burada çalışıyorum. Öyle mi? Ama ben yeniyim. Siz kimsiniz bey? Ben bu ailenin müstakbel damadıyım. Şimdi buralara iyi bak. Çok yakında buralar benim olacak. Ben Sarp. Memnun oldum. Ben de Şükrü efendim. Öyle mi? Ben de memnun oldum Şükrü. Şu anda karşında Yılmaz Holding'in gelecekteki CEO'su duruyor. Hayırlısı efendim. Her şey nasip kısmet iştir. Ha, güzel. Şükrü, seninle iyi anlaşacağız. Olur mu? Haddime mi efendim? Siz zengin, görgülü, ne bileyim kültürlü bir insansınız. Benim gibi bir insanla akran olamazsınız ki. Olur Şükrü, olur. Ve sen bu villada ne oluyor, ne bitiyor hepsini bana anlatacaksın. Efendim, evde olanlar evde kalır. Benim onları size anlatmam dedikoduya girer. Hiç hoş değil. Şükrücüğüm, sen beni yanlış anladın. Biz seninle arkadaş olduk. Arkadaşlar birbirlerinin arasında dertleşmez mi? Dertleşir. Dertleşirler değil mi? Biz de seninle dertleşeceğiz ve bu işten ikimiz de karlı çıkacağız. Karlı mı? Karlı nedir ya? Ha karlı. Karlı çıkacağız, karlı. Cüzdanından 10 lira çıkarıp Şükrü'ye uzattı. Al bakalım ilk karım. O ne? Bahşiş. Bahşiş ne ki? Oo, sen çok fenaymışsın ya. Bahşiş bana bir hizmet yapıldığı zaman memnuniyetimin karşılığı olarak insanlara bahşiş veririm. Yani restorandaki garson, ne bileyim otoparktaki vale, onun gibi yani. Olmaz, alamam Zarp Bey. Niye olmaz hocam? Ol. Alamam efendim. 10 lira çok büyük para. Sizi sarsar, iflas edersiniz. Çok para mı? Çok para efendim. Canım benim, canım benim. Bir şey olmaz. Al şunu. Al şunu al al. Al, hak ettin sen bunu. Şükrü parayı alıp almamakta kararsız. Titrek ellerle uzanıp aldı. Yüzünde endişeli bir ifade. Öylece paraya bakıyor. Bu villada ne oluyor, ne bitiyor? Sık sık benimle dertleş, tamam mı? Tamam. Ne bekliyorsun? Hapi. Durma Şükrü. Artık bilgi topla. Koş Şükrü. Hadi Şükrü. Nereye koşuluyor? Bilgi neredeyse oraya. Haber neredeyse oraya Şükrü. Hadi Şükrü. Koş Şükrü. Durma Şükrü. Şükrü elinde parayla koşuyor. Saf ya. Hakikaten saf. Dünyada böyle adamlar kaldı mı ya? 10 YTL verdim. Sanki arabanın ruhsatını üzerine yaptırmışım gibi sevindi ya gariban. Saf. Garaj merdivenlerinden çıkarak villaya yöneldi. Şu an. Ya işte böyle olmuş yani. Şükrü öyle anlatırdı. Ama yani ben kocamın parayla pulla işi olmazdı. Zarp onu böyle yoldan çıkarttı. Demek oradan öyle böyle. Ama abla, eniştem de boş adam değilmiş yani. O küçücük bedeninin altında ne cevherler yatıyormuş. Bahşiş konusunda kendini ne biçim geliştirmiş ya. Yemin ediyorum bahşiş dünya rekoru onun elindedir ha. Hüseyin Bolt'la yarışır. Aman aman, ne yapıyorsa yapsın vallahi. Zarp adam müstahaktır. Şimdi çeksin ceremesini istediği gibi. Doğru diyorsun, vallahi doğru. Ya ama bir şey diyeceğim abla. Ne kadar tatlı küçücük fındık faresi. Bahşişi gördün mü? Kırmızı görmüş boğa gibi ne olur? Şaşırıyor ya. Ne kadar tatlı bir kocam var senin, çok sevdim. Çok şirin. Tamam Mesut. Şükrü ile Sarp koşarak düğün salonunun merdivenlerinden iniyorlar. Dur. Sarp cebinden bir miktar para çıkarıp sırtını döndü Şükrü'ye. Ah. 200 lira uzattı. Bu ne ya? Para? Ben buna para demeyim. Bu pul. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu iş için yeterli değil bu para. Ben bu parayla ancak dünyada ciklet alalım, ciklet. Ne saçmalıyorsun Şükrü? Niye yetmesin ya? Ya altı üstü Nurhan'a göz kulak olacaksın. Bak bir aksilik çıkar da eğer Rüyan bu provayı iptal ederse o zaman biterim. Dünyanın parasını harcadım ben bu prova için ya. Bir prova daha çekemem. Ya bir verdiğin paraya bak. Bir de yani şu provanın masrafına bak. Mümkün değil yetmez. Mümkün değil yetmez. Anladım Şükrü, anladım. Gene vampir dişlerini göstermeye başladın. 200 lira daha ekledi. Al şunu. Al. Seninle sonra görüşeceğiz. Memnuniyetle efendim. Sizinle görüşmeyi her zaman çok istemişimdir. Çünkü sizinle görüştüğüm zaman çok karlı çıkıyorum o işten. Uzatma Şükrü. Hadi git Nurhan'a göz kulak ol. Efendim gözümden ayırmam Nurhan. Ne bekliyorsun Şükrü? Koş Şükrü. Hadi Şükrü. Siz böyle baş vermeye devam edin. Vallahi jet motoru böyle uçarak giderim abi. Şükrü koca göbeğinin el verdiği ölçüde merdivenlerden hızla yukarı çıkıyor.
Sarp bir müddet Şükrü'nün arkasından baktıktan sonra yukarıya yöneldi. Uyan gelinliğinin eteklerini tutmuş, telaşla düğün salonuna geldi. Serpil'le Kemal de girdiler peşinden. Gördünüz işte anniş kocuğum, babiş kocuğum. Bir de bana düğün provasına hiç gerek yok diyordunuz. İyi ki yapmışım düğün provamı. Olabilecek aksilikleri görmüş olduk işte. Nurhan'ın sakarlıklarını mı diyorsun? Ya babiş kocuğum, eğer bütün bu olanlar gerçek düğünümde olsaydı ben kahrolurdum ya. Mahvolurdum üzüntüden. Yavrucuğum, aynı şeyler düğünde de olacak diye bir kural mı var? Ya bunlar insanın başına gelebilecek ufak tefek aksilikler yani. Nurhan'a biraz fazla geliyor, o kadar işte. Ha babiş kocuğum, bu aksilik falan değil, bilerek yapıyor. Bilerek mi yapıyor? Nasıl yani? Bilerek mi masaları yaktı? Çünkü Nurhan da Biricik de benim düğünümü kıskanıyorlar. Oy, kıskanıyorlar mı? Aynen öyle babiş kocuğum. Çünkü benim düğünüm onlarınkinden daha güzel olacak ya, kıskanıyorlar işte. Yavrucuğum, onlarınki de gayet güzel bir kır düğünüydü. Gerçi orada da ufak tefek aksilikler olmuş idi. Geçmiş. Nurhan Süleymanoğlu ve Biricik Yılmaz evlenmek maksadıyla kurumumuza müracaat ettiler. Şahitlerden biri de Sarp. Yok, Şükrü bu sefer başaramadı galiba. Yapılan incelemede evlenmeleri için yasal bir engele rastlanmadı. Hadi Şükrü, hadi, hadi. Şimdi değerli misafirlerimiz ve şahitlerimizin huzurunda soruyorum. Beceriksiz Şükrü. Sen Kemal Yılmaz kızı Biricik Yılmaz. Hiç kimsenin tesiri altında kalmadan. Mahmut Süleymanoğlu oğlu Nurhan Süleymanoğlu'nu kocalığa kabul ediyor musun? Biricik'in ağzı kulaklarında. Dünürler aynı masada oturmuşlar. Serpil duygulanmış. Biricik tam Nurhan'a dönmüş. Evet diyecekken inek sürüsünün üzerlerine doğru koştuğunu gördü. O ne ya? Sarp panikle arkasını döndü. 10-15 tane benekli inek hızla üzerlerine doğru koşuyor. Sarp şokta. Bunlar inekler, buraya doğru geliyor. Sarpış kork! Bu inekler bizim üstümüze doğru geliyorlar. Ay Nurhan, o kadar çoklar ki. Oo, çüş yani Şükrü. Vur dedik, öldürdün resmen. Yok artık! Ay, inanmıyorum onu. Vallahi geliyorlar ha. Koşarak. Koş. Davetliler kaçışıyorlar etraf curcuna. Kaç. Kaç. Tekerlekli servis arabasıyla yemekhaneye gelen pembe önlüklü bir kadın arabayı şaşkınlıkla sürüyor. Yemekhanede çalışan herkesin yüzünde aynı şaşkın ifade. Nurhan'la Biricik hastanenin yemekhanesinde hazırlanan nikah masasında oturuyorlar. Biricik elini alnına dayamış bitap bir halde. Nurhan'ın kolu sargıda, yüzü gözü mosmor, saçı başı dağınık. Rüyam kolunda serumla şahit sandalyesinde oturmuş. Yanında Sarp kafası gözü sargılı bir halde. Kemal'in kafası sarılmış, Serpil acıyla omzunu tutuyor. Davetliler de bitap bir haldeler. Kiminin kafası, kiminin kolu sargıda. Nurhan Süleymanoğlu ve Biricik Yılmaz. Evlenme maksadıyla maalesef kurumuza müracaat ettiler. Yapılan incelemeye göre evlenmeleri için yine maalesef yasal bir engele rastlanmadı. Nurhan'la Biricik aşk dolu gözlerle bakıyorlar birbirlerine. Allah, Nurhan bacanak. Gel şu nikahı iptal edelim ya. Bu halde nikah mı kıyılır? Bak imza falan bile atamam ben. Olmaz o iş ya. Hayır. Ben Biricik'e bugün bu evlilik işi bitecek diye söz verdim. Hayır. Ne olursa olsun bu nikah kıyılacak bugün. Devam edelim memur bey. Konuşacak dermanım kalmadı uzun uzun. Sen kızım, bu adamla evlenmeyi kabul ediyor musun? Biricik heyecanla anne babasına baktı. Rüyam sakın evet deme diye kaşlarını kaldırarak başını iki yana sallıyor. Evet.
kimsenin dermanı kalmamış. Güçlükle alkışlıyorlar çifti. Nurhan Bey, biricik kızımızla evlenmeyi kabul ediyor musun? Sarp hayır diye başını sallıyor. Nurhan heyecanla anne babasına baktı. Herkes merakla Nurhan'ın vereceği cevabı beklemekte. Evet! Sizler de şahit misiniz? Maalesef evet. Şahidim, bitsin bu işkence, şahidim. Ben de belediye başkanının bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Rüyam serumlu kolunu tutarak ağlıyor. Serpil duygulanmış. Müdür Lütfü'nün alnı ve burnu bantlı. Tuğba'nın saçı başı dağılmış. Badire ile Mahmut coşkuyla alkışlıyorlar yeni çifti. İmzalayabilirsiniz. Biricik imzasını atıp kalemi Nurhan'a verdi. Yardım edeyim. Ay dur. Yavaş. Defteri Rüyam'ın önüne sürdüler. Rüyam imzayı atmadan önce başını kaldırıp Biricik'e baktı. Biricik acıyla belini tutuyor. Rüyam istemeye istemeye attı imzayı. Defteri Sarp'ın önüne sürdü. Sadıç. Yardım edeyim aşkım. Şöyle. Hiyeroglif oldu biraz ama. Rüyamın resmini de koydum. Ahan defteri Sarp'ın önünden alıp nikah memurunun önüne sürdü. Buyurun. Bu da aile cüzdanınız. Gelini öpebilirsiniz. Aile cüzdanı Biricik almış. Nurhan Biricik'i alnından öptü. Serpil, Kemal, Badire ve Mahmut sevinçle alkış tutuyorlar. Serpil ile Badire yine duygulanmışlar. Rüyam zoraki alkışlıyor çifti. Serpil'in yüzü acıyla kasılmış. Biricik aile cüzdanını gösterirken Nurhan baş parmağını kaldırarak okey işareti yaptı. Kemal yüzünü ekşiterek geçmişten sıyrıldı. Her şey çok güzel başlamış idi ama sonra hepimiz gözümüzü hastanede açtık. Ya işte bu nedenle düğünümü kıskanıyorlar ve Nurhan da düğünümü sabote etmek istiyor. Yavrucuğum yani negatifleşme diyeceğim ama bu negatifliğin ötesinde bir şey, gerçekten saçmalıyorsun. Nurhan da Biricik de yapmaz öyle şey. Az önce düğün provası yapılmak için tutulan mekanı yakmaya çalıştıklarını farkında mısınız acaba Anişkocuğum? Kızım tamam. Bu düğün provasında başka aksilik olmayacak da. Tamam biz göz kulak olacağız, meraklanma da. Evet yavrucuğum, akışına bak. Akışa müdahale ediyorsunuz, ondan oluyor bütün bunlar. Allah siz ne dersiniz diye Nurhan'la Biricik beni kıskanıyorlar ve bilerek düğün provamı sabote etmeye çalışıyorlar, o kadar. Serpil ile Kemal tahammülsüzce bakıştılar. Nurhan'la Biricik karşılıklı oturuyorlar. Kim bilir ne düşünüyorlardır Sarp'la Rüya. Hayatım ne düşünecekler? Sonuçta bunlar her insanın başına gelebilecek küçük aksilikler. Ya bundan sonra hiçbir şey elemezsin, olur biter, tamam mı? Aşkım zaten öyle yapıyorum. Ama Allah var yani, söyledikleri gibi ya bende bir şey var. Yani aksilikleri çekiyorum. Hayatım bak şimdi annem burada olsaydı sana çok kızardı. Ya lütfen negatif olma artık. Tamam üzülme aşkım. Söz veriyorum, merak etme. An itibariyle her şeyden herkesten olabildiğince uzak durmaya çalışacağım, tamam mı? Söz. Ben de bu süre zarfında senin yanında olurum. Yani olabilecek her aksiliği engellemeye çalışırım. Sen yanımda olmasan onca şeyden sonra çoktan başka bir ülkeye göç etmiştim, yemin ediyorum bak. Hayatım yani lütfen böyle düşünme, ne olur. Sen benim bu dünyada tanıdığım en harika adamsın. Elini Biricik'in elinin üstüne koydu. Ya sen olmasan ben ne yapardım ya? Asıl sen olmasan ben ne yapardım? Mahmut da Badire'nin yaşadığı kırmızı ev. Mutfaktaki şark köşesinde çaylarını yudumluyorlar. Ayol siz de hazırlanmadınız mı? Ne hazırlanması ya? Biz niye hazırlanıyoruz? Canım kanka sen şey demedin mi? Rüyamdan Sarp'ın evlilik provası var, düğün provaları var. Orada çek edecekler demedin mi? Öyle dedim ama. O zaman gitmiyor muyuz? Ne işimiz var bizim orada canım? Düğün değil ki.
Düğün provası. Canım provada belki bize ihtiyaç varlar vardır. Belki gereksinim duyarlar bize. Ya sen ne diyorsun Fatma Hanım ya? Orada konuk yok. Sadece organizasyonu yapan kişiler var. Mahmut Bey, Meryem'le görüştüm şimdi. Kemal Bey'le gitmişler. Aa, Kemal Bey gitmiş mi? Hayret. Ya tabii gidecek. Kızının düğünü. Sen ne yapacaksın orada? He? Düğün gecesi atacağın göbeğin provasını mı yapacaksın? Canım belki orada yanlış yapanlar olur. Birkaç misafir çağırırız. Hangisi dedikodu yapıyor, hangisi yapmıyor onları gözlemleriz. Nasıl olacak bu iş? Nasıl olacak biliyor musun? Yemeğe gelen kadınlar orada yemeği küçümserler, beğenmezler, laf ederler. Biz yemekleri birer tadarız. Ona göre önlemini alırız. Yani aşk olsun Fatma Hanım. Ya herkes düğün derdinde, sen yine yemek derdindesin. Canım Pankı neden öyle diyorsun? Belki kostümlerimiz pişti olur. Ah tabii. Sen Paris'ten giyiniyorsun ya, düğündeki zengin insanlarla pişti olursun. Bak bu kuvvetli bir ihtimal. Sanki onlar Paris'ten giyiniyorlar. Onların hepsi Türkiye'de üretiliyor. Gidiyorlar onlar, dünya para veriyorlar, Paris'ten alıyorlar. Biz buradan İşporta'dan alıyoruz. Ondan sonra da pişti alıyoruz. Oğlum olur, niye olmasın canım? Allah'ım yarabbim. Yarabbim sonra Allah. Ya sen beni dünyada bu kadınla mı sınıyorsun Allah aşkına ya? Allah Allah. Allah Allah. Tövbe estağfurullah ya. Mahmut çekip gitti. Ya. Gidiyoruz gitmiyoruz. Sarım kalmadı artık. Yani Fatma Hanım Allah aşkına sus. Şimdi seni duyacak Mahmut iyice sinirlenecek. Gitmiyoruz. Gitmeyeceğiz. Ne yapalım canım sinirlenirsen? Allah Allah. Bugün biz oraya gideceğiz. Orada yemek yiyeceğiz ya, ben sabahtan beri bir şey yemedim. Kan şekerim düştü. Vallahi şimdi şurayı çakırda fışa bayılırım. Ha, bayılacağım vallahi. Tamam tamam tamam. Börek var. Ben şimdi sana börek getiririm. Getir. Getir kanka vallahi. Bir tane de ekmek getir. Yoksa bir hayal kırıklığı. Boş boş aşağıya çekilmiyor. Ha, oh, tamam tamam ha. Getiriyorum. Hadi. Hadi. Çabuk çabuk bayılıyorum. Tamam tamam. Öldüm öldüm aşkım, bayılıyorum. Çabuk yarabbim, çabuk kanka. Oh, kan şekerim düştü. Ölüyorum ölüyorum. Karşı kıyıdan Kız Kulesi. Şevval'le Timuçin kol kola düğünün yapılacağı mekana geldiler. Hoş geldin başların efendisinin atası. Hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş bulduk Şükrü, hoş bulduk. Herkes burada mı? Herkes burada efendim, herkes burada. Peki marshmallow'um nerede? Marshmallow'unuz az daha ateşte nar gibi kızarıyordu efendim. Ne diyorsun sen? Ne diyeceğim efendim? Klasik Duran hareketleri. Mekanı yakıyordu az daha. Ne? Yakıyor muydu? Neyse ben tam zamanda geldim ve duruma hakim oldum. Olayları çözdüm efendim. Peki neredeler şu anda? Bekleme odasında sizi bekliyorlar efendim. Ah marshmallow'um. Ah marshmallow'um benim. Neredesin canım sen? Marshmallow'um. Bana bak Şükrü Efendi. Efendim buyurun. Ne yap yap. Bu provada başka kaza olmasına mani ol. Efendim, elimden geleni fazlasıyla yapıyorum. Yani herkesin yapacağı işi tek başıma yapıyorum. Tek kişiyim efendim. Bütün organizasyon şirketin yapacağı şeyi ben yapıyorum. Bu kadar oluyor efendim. Benim otosisyona ihtiyacım var. Otosisyona ihtiyacım var. Anlıyorum Şükrü, anlıyorum. Ama sana balık vermeyeceğim. Balık tutmayı öğreteceğim Şükrü. Nasıl yani? Bak, sana altın değerinde bir öğüt. Efendim yekpare kulak oldum, sizi dinliyorum. Elin kuvvetliyse eğer ortaya fazla para sürüp elini belli etme. Bırak ilk hamleyi karşındaki yapsın. İnan bana kazancın o zaman çok daha fazla olacaktır Şükrü. Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Çok bilgilendim. Sağ olun, var olun. Bak bu altın değerindeki tavsiyemi unutma ha. Hadi göreyim seni. Görüşürüz. Şükrü önünde saygıyla eğildi. Timuçin keyfi taşıdığı bastonuyla merdivenlerden iniyor. Çok akıllı adam ya. Çok akıllı adam ya. Tabii akıllı olacak. Onca serveti var. Nasıl kollayacak, koruyacak onu? Tam adam zengin yoluna rehberi gibi ya. Vallahi billahi. Çok büyük adam. Çok büyük adam. Vay be. Vay be. Şükrü de iniyor alt kata. Serpil bistro masanın başında. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Garson kızın getirdiği suyu içiyor. Biricik zümrüt yeşili rengindeki payetli elbisesiyle Serpil'in yanına geldi. Ha, boncuğum Nurhan nerede? İçeride oturuyor anneciğim. Ha, güzel, sakin sakin otursun. Ne oldu? Bir sorun mu var? Yok, hiçbir sorun yok yavrucuğum. Biricik Nurhan nerede? İçeride oturuyor babacığım. Ha iyi. Ne oluyor? Bir şey yok ya. Hayır, annem geliyor Nurhan'ı soruyor. Sen geliyorsun Nurhan'a soruyorsun. Bir sorun mu var? Ay yok evladım, amacımız seni ya da Nurhancığımı kırmak değil.
Ya ha bu düğün muhabbeti, provasyon meselesi başka bir aksilik olmadan bitsin diye işte şey yaptık biz de. Ne diyorsunuz babacığım? Ya tamam mesaj alınmıştır. Git kocana göz kulak ol diyorsunuz yani değil mi? Yok evladım göz kulak ol demiyorum. Ya sen kendi adına konuş Serpil. Yani ben rüyamla papaz olmak istemiyorum. Tamam siz merak etmeyin. Giderim kocama da göz kulak olurum. Tamam mı? Allah Allah ya. Görüyor musun? Ha, kızdırdın çocuğu. Niye öyle diyorsun? Ya Allah'ın bildiğini bundan niye saklayayım ya? Ha bu kazasız belasız provayı atlatalım. Biricik kızarsa da kızsın canım. Sen kızına yükleneceğine kendin de dikkat et. Öyle olacak zaten. Kendi sağlamamı yapacağım. Ben de gidip Nurhan'a göz kulak olacağım. Kemal üzerinde smokiniyle Serpil'in yanından ayrıldı. Serpil sıkıntıyla suyunu yudumluyor. Dört kişilik orkestra sahnede prova yapıyor. Nurhan tek başına bir masada oturmuş, başı önünde üzgün. Junior Kemal elinde bir kutuyla Nurhan'ın yanına geldi. Merhaba Nurhan abi. Aa, paşam hoş geldin ya, sen de mi geldin? Evet Nurhan abi, babam düğün öncesi arabanın önüne kesip nasıl para isteyeceğimi öğretiyor. Ben de buradayım, provadayım yani. Ne diyorsun oğlum ya, olur mu öyle şey? Aa. İnsan evladına böyle bir şey yapar mı? Şaka yapmıştır. Seni arabanın önüne salacak hali yok ya. Paşam sen ne yiyorsun ya? Leblebi tozu yiyorum Nurhan abi. Leblebi tozu mu? Oğlum ben küçükken bayılırdım leblebi tozuna ya. Versene bana da bir tane. Al Nurhan abi. Kutuyu uzattı. Teşekkür ederim. Ne yapardık biliyor musun paşam? Hepsini ağzımıza boşaltırdık. Ondan sonra da konuşmaya çalışırdık. Çok eğlenirdik ya. Çok komik olurdu. Dur bakalım. Ben çok seviyorum Nurhan abi. Nurhan paketin hepsini ağzına boşalttı. Ağzından leblebi tozları çıkıyor. Ne yapıyorsun lan? Hoş geldin. Nasılsın? Anlıyor musun ne diyorum ben? Ne diyorsun Nurhan abi? Biraz daha leblebi tozu attı ağzına. Bunlar. Çok güzel oldun hayatım. Tabii ki yani. İnan, dünyanın en güzel gelini olacaksın. Ay, tabii ki öyle olacak hayatım. Şevval ve Timuçin gelin odasına girdiler. Ay. Rüya gibisiniz marshmallowlarım. Ya ne demezsin anneciğim. O rüyayı kabusa çevirmeyi başardı Nurhan. Duyduk evladım, duyduk. Neyse, tam zamanında geldiniz. Biz de düğün şarkımızla düğün dansımızın provasını yapacaktık. İyi, ne güzel. Aa, o zaman biz hemen gidelim, yerimizi alalım, sizi böyle zevkle seyredelim. Ha? Ne dersin Tim? Tabii, seyredin anneciğim. Zaten orkestra canlı çalacak. Yani ben en azından prova için CD'den çalınsın dedim ama Rüyam pek istemedi. Tabii ki canlı olacak aşkım. Tabii ki canlı olacak yani. Madem düğün provası yapıyoruz, her şey tam olmalı, öyle değil mi? Madem öyle biz de gelmeseydik hayatım, biz de gelmeseydik. Ay gönderseydik böyle aynı boy bir tane maket şeyimizi, kartonumuzu, organizasyon şirketi onlarla prova yapsaydı yani. Tamam hayatım, sen sakin ol. Ben o anlamda söylemedim zaten. Anneciğim, siz geçin. Zaten canlı müzik de birazdan başlayacak. Hadi marshmallowlarım, bay. Hadi, yukarıda görüşürüz. Hadi. Bye. Gelin odasından çıktılar. Hangi şarkı çalacaklarını biliyorlar değil mi aşkım? Hayatım merak etme. Ben her şeyi ayarladım. Sen sakin ol. Cemal günü. Öpmek için dudaklarını uzatmıştı ki Rüyam aynaya döndü. Ama aşkım ya, dikkatli tamam. Ol yani biraz. Tamam. Hayret bir şey. Esmer bir adam elini mikrofona dokundurup geri çekiyor. Arkadaşlar. Bu mikrofonda kaçak var. Bunu ayıralım. Fişe taktığımız anda çarpılırız vallahi. Mikrofonu çıkarıp sahnenin yanında duran dev müzik kolonunun üzerine koydu. Ya Junior, çok teşekkür ederim. Ya bu leblebi tozunu ben çok özlemişim ya. Afiyet olsun Nurhan abi. Pardon. Esmer adam sahneden indi, yanlarına geliyor. Leblebi tozu mu o? Evet. Çocukluğumdan beri yememiştim. Size bir şey söyleyeyim ya, ben de öyle. Resmen çocukluğuma döndüm ya. Rica etsem ben de bir tane alabilir miyim? Tabii, buyurun. Kutuyu uzattı. Teşekkür ederim. De beni bir tane kesmez.
Mümkünse iki tane alsam. Tabii ki. Bakın ben daha yeni açtım, hiç dokunmadım arzu ederseniz. Olur olur. Ben bunların böyle ikisini ağzıma doldururdum. Âlâ. Nurhan abi ben çok susadım. Şu su içebileceğim, şunları tutabilir misin? Tabii paşacığım, tabii paşacığım. Bunu da bırakayım. Tamam. İçinde leblebi tozlarının olduğu kutuyu Nurhan'a emanet edip gitti. Çok güzel değil mi? Evet diye başını salladı. Sarışın bir kadın girdi salona. Gelinle damat geliyor. Müzik başlasın artık, tamam. Esmer adam Nurhan'ın yanından kalkıp sahneye çıktı. Üzerinde siyah takım elbise, boynunda papyon var. Serpil, Kemal, Biricik, Şükrü, Şevval ve Timuçin ard arda salona girdiler. Gelinle damat salona giriş yaptılar. Rüyam Sarp'ın koluna girmiş, nazlı nazlı süzülerek yürüyor. Sahnenin önünde dansa durdular. Dünürler aynı masada oturmuş, tebessümle izliyorlar onları. Nurhan'la Biricik başka bir masaya oturmuşlar. Esmer adam tam şarkıya başlayacakken ağzından leblebi tozları fışkırdı. Rüyam şaşkınlıkla adama bakıyor. Bir dakika diye parmağını kaldırarak mikrofona yaklaştı. Sarpşko, niye başlamıyor şarkıya? Bilmem. Belki şarkının sözlerini unutmuştur hayatım. Ay aşk olsun Sarpişkom ya. Düğün şarkımızın sözlerini bilmeyen bir adamı mı tuttun yani? Canım bakar mısın? Niye söylemiyorsun şarkıyı? Aşkım bir şey oluyor. Ne oluyor ki şimdi, ne oldu? Leblebi tozları boğazına kaçmış gibi. Allah Allah, adamcağızın nesi var Kemal'im? Ne bileyim be ya, baksana boğuluyor gibi hareketler yapar ya. Sarpişkom baksana bir şey oluyor. Tamam tamam, dur dur dur, şimdi anlarız. Canım baksana, bir sıkıntın mı var, ne oldu? Baba. Dur dur, şimdi anlarız, şimdi anlarız. İyi kardeşim misin? Ne oluyor sana, bir sıkıntın mı var? Hayda. Sarpişkocuğum bir baksana. Baba bu nedir ya? Ya iyi misiniz? Nurhan çaktırmadan leblebi tozu kutusunu masanın altına kaldırdı. Çok artık. Eyvah diye alt dudağını ısırdı. Leblebi tozlarını biri görecek diye tedirgin. Gündüz vakti İstanbul Boğazı. Vallahi delireceğim. Vallahi delireceğim baba. Baba ne olur yardım et ya. Ya sen nasıl bir adamsın ya? Ya sen şarkıcıya niye leblebi tozu yediriyorsun? Rüyam içeride şu anda sinir krizi geçiriyor. Tamam, tamam. Sen, hanımlar yanında ilgilenirler, tamam. Ya iyi. Yani tam şarkı söyleyeceği sırada adama leblebi tozu verilir mi ya? Ya yemin ediyorum benim bir kabahatim yok. Kötü niyetli değilim ya. Ayrıca yani çok özür dilerim Şükrü Efendi ama o Junior Kemal'in o leblebi tozları. Adam istedi, çocukcağıza ikram etti. Sen ne yapıyorsun Nurhan ya? Ha? Sen ne yapıyorsun ya? Şuncağız bebeğe suçu atıyorsun ya. Özlü kabahatinden büyük derler böylesine ya. Ya Nurhan, Allah aşkına senin planın ne ya? Ha? Planın ne? Önce salonu yakmaya çalıştın, ondan sonra da şarkıcıyı boğmaya çalıştın ya. Ya senin derdin ne ya? Ya bir dakika, ya lütfen benim inanın bir suçum yok ya. Ya leblebi tozunu adam ağzına atınca hemen sonra da siz girince, sizi görünce adam paniğe kapılıyor. Paniğe kapılınca da boğazına kaçıyor leblebi tozu. Yani... Görüyorsun değil mi Zarp? Görüyorsun değil mi? Hem ortalığı karıştırıyor, bulandırıyor. Sonra da el kadar bebeğe suça atıyor ya. Bunu ben de yapmam ya. Sus Şükrü. Sen sus. Ben sana ne dedim ha? Ben sana ne dedim? Bir aksilik çıkmayacak demedim mi? Seninle sonra hesaplaşacağız. Ya Zarpçığım lütfen ya. Lütfen Allah aşkına. Ben Nurhan Bey'in leblebi tozuyla düğün şarkıcısını boğacağını nereden bilebilirim? Benim de hayal gücümün bir sınırı var efendim. Tamam, tamam, tamam. Artık tamam. Uzatmayın. Kapatın konuyu. Oldu bir kere. Olmuşla ölmüşe çare olmaz zaten. Hadi. Babam çok doğru söylüyor. Özür diliyorum ama inanın... Benim bir suçum yok ya. Yok tabii. Senin hiçbir suçun yok. Bu olanlarla senin bir ilgin yok. Ya sen dünyada yaşanan bütün felaketlerde senin bir parmağın vardır be. Sarp, sen bu rüyamı al da bu düğün provasını bitirelim de gidelim evimize bir an önce. Hadi evladım, hadi. Tamam baba, tamam hadi. Sarp önce Nurhan'ı sonra Şükrü'yü boğazlayacak gibi yapıp vazgeçti, gidiyor. Şükrü, ya bu düğün bitene kadar Nurhan'a sen de göz kulak ol, tamam mı? Tamam. Rüyam stresten oturmuş kurabiye yiyor.
hayatım. Kaç defa söyledi ama ya Nurhan yapmamış, Junior yapmış. Ay Biricik, ya artık mazeret dinlemek istemiyorum. Senden tek bir şey rica ediyorum hayatım. Kocana sahip çık. Tamam. Anlıyorum yani. Düğünümü kıskanıyor. Ama bir yere kadar. Bir yere kadar bir. Kim? Nurhan mı düğününü kıskanıyor? Evet. Bu sabotajların nedeni o. Aşk olsun Rüyam ya. Ya nasıl böyle bir şey düşünebiliyorsun? Yani görünen tatil köyü, rehber istemez marshmallow'um. Daha bu düğünün provasını çekemiyor. Kim bilir düğünde neler olacak? Ay çok rica ediyorum. Herkes pozitif olabilir mi acaba? Yani bu Nurhancığımın her zamanki halleri. Ben daha fazla bu haksızlığa tahammül edemeyeceğim. Ben gidiyorum. Ay Boncuğum sen yapma bari. Ama kardeşine sinirleri bozuk yavrucuğum. Ne olur sakin ol, rica ediyorum çiçeğim. Yani anneciğim eğer Nurhoş benim düğün provamı rahat bırakırsa ben de sakin olabileceğim yani. Yani marshmallow'um haklı Serpil'cim. Bu Nurhan denilen adam var ya, yani ayaklı bir felaket olarak dolaşıyor. Hı? Siz körüğünüzü vestiyere bırakmadınız mı Şevval Hanımcığım? Yani ortam zaten gergin. Siz de iyice gerilim hattına çevirdiniz yani. Rüyam yediği kurabiyelerden Serpil'e uzattı. Ana kız karşılıklı kurabiye yiyerek stres atıyorlar. Yüksek bir tepeden İstanbul Boğazı. Nikah masasına oturmuşlar. Ay. Serpişkom, nikah provası için neyi bekliyoruz acaba? Hayatım, nikah memuru yokmuş ki. Nasıl nikah memuru yokmuş? Ay Nurhan'dan sonra şimdi bir de sen başlama yani Serpişkom. Hayatım, ne alakası var? Yani nikah provasını biz yapıyoruz. Belediyenin nikah memuru niye nikah provası yapsın ki? Ya hayatım, nikah memursuz nikah provası mı olur Allah aşkına ya? Yani Nurhan'dan sonra şimdi sen mi sabote etmeye çalışıyorsun benim nikah provamı? Tamam hayatım, tamam ya ben bir fake nikah memuru ayarladım. Merak etme, gelecek birazdan, tamam. Hala ne diyor, duyuyor musun ya? Olacak iş değil ya, ben niye Rüyam'ın üzülmesini isteyeyim? Hayatım sen Rüyam'ı tanımıyor musun? Ya bırak şu düğün gerginliği bir geçsin, ondan sonra o da normale döner. Ya onun üzüleceği bir şey yapmak istemiyorum ben ama sana söz veriyorum. Bundan sonra onların yakınına 9 metre 15 santimden fazla yaklaşmayacağım. Bak bak ne anlatacağım da gül biraz. Diyor ki sabahtan beri tutturmuş. Sizin düğününüz kötü geçti, siz benim düğünümü kıskanıyorsunuz diyor. Yok artık. Çocuk işte. Ay Nurhancığımla Biricik'imin orada durması böyle ne kadar kötü. Ben söyledim Serpil, söyledim yani. Dedim ki öyle dış kapının mandalı gibi durmayın orada, gelin dedim de. Ya biz gelmeyelim yani, gene bir aksilik çıkarız dedi Biricik. Neyse az kaldı, birazdan biter bu. Hani nerede nikah memuru? Hayatım tamam, gelecek diyorum ya. Of. Tamam ya. Aha işte geldi. Geldi. Merak etmeyin, geldi. Şükür üzerinde kırmızı cübbesiyle nikah memuru kılığında salona geldi. Masaya oturdu. Aa, Tim. Bu nikah memuru Kemal Beylerin kahyası bu Şükrü Bey'e benzemiyor mu? Benzemiyor hayatım. Ta kendisi. La Şükrü. Bu ne hal? Ben burada nikah memuru rolünü ben üstlendim, ben oynuyorum. Babacığım, ya prova için. Çünkü esas nikahı belediye başkanı kıyacak ya, o yüzden. Umarım öyle olur Serpişkom. Umarım öyle olur. Efendim, isterseniz vakit kaybetmeden törene geçelim. Bu arada Zarpcığım sakın ayağına bastırma. Benim düğünde Meryem benim ayağıma bastı. Valla pirzola gibi oldu biliyor musun? 2 ay vallahi ciddi söylüyorum ayağıma basamadım ha. Ne anlatıyorsun sen ya? Kıysana şu nikahı, işimiz gücümüz var. He, kıyayım. Değerli misafirler, sevgili konuklar, saygılı insanlar. Gençler bize başvurdu. Sağa çevirdik, sola çevirdik. Bir şeylerini bulamadık. Evlenmelerine karar verdik. Efendim Zarp Beyciğimle Rüyam Hanımcığım bu evlilik yoluna girişinde biz de burada olmakta gerçekten çok mutluyuz, çok ümitliyiz, çok sevinçliyiz yani. Şerpil, birisi görse var ya, ha bu Şükrü'yü nikah memuru zanneder ha. Doğru söylüyorsun.
Bu mikrofon çalışmıyor. Ne yapıyorsun ya Şükrü? Bırak şunu. Allah Allah, duyan duydu zaten. Sen şu nikahı kıy. Ama efendim, yani şimdi ben bunu kontrol etmeden olmaz ki. Sia, 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 ses kontrol. 1, 2, 3, 4, Sia. Aa! Ben bu mikrofon arızalı. Başka mikrofon yok mu acaba? Evet, evet. Şükrü Efendi haklı Sarpışkom. Ben de mikrofondaki sesimi duymak istiyorum yani. Çünkü böyle evet diye bağırırım falan. Evde kalmış bir kız imajı çizmek istemiyorum kesinlikle. Tamam canım. Tabii tabii, hemen hallederim ben. Arkadaşlar bakın şuraya. Bu mikrofon bozuk. Çizgi yok mu ya? O kadar para harcadım ben bu prova için. Aşkım. Kolonun üzerindeki mikrofonu gördü. Aşkım bak, şurada mikrofon var. Mikrofonu almaya gidiyor. Nurhan'cığım bir şey söyleyeceğim. Nurhan. Hayat. Ya boş versen bırak. Ya ne var hayatım? Ne yapıyorum Allah aşkına ya? Mikrofonu götüreceğim sadece. Ya ne olur karışma, boş ver hayatım. Affedersin, ya. Mikrofonu alabilir miyim? Tabii alabilirsin kardeşim. Al. Çok meraklısıydım. Al, sen kendin bizzat götür hadi. Tabii canım, görevli baksın ya. Götürsün sen, karışma. Tamam, karışmıyorum. Hadi. Hadi kardeşim. Hadi kardeşim. Görevli çalışmayan mikrofonu çıkarıp yerine elektrik kaçıran mikrofonu taktı. Evet. Mikrofon geldiğine göre kaldığımız yerden devam edebiliriz. Hadi, hadi, hadi. De. Bu da bozuk, bu da çalışmıyor ya. Ses gelmiyor bundan da. Ya bu da arızalı. Yok mu bir mikrofon? Aa, bir dakika. Jack takılı değil. Şimdi bağlıyorum, bağlıyorum. Bir şey yok hayatım ya, bir dakika. Aa, bir dakika. Çıkmış, takıyorum. Hazır. 1, 2, 3. Baba. Efendim. Şükrü mikrofonu tuttuğu an zangır zangır titremeye başladı. Sarp numara yaptığını düşünüyor olsa gerek, tahammülsüzce gözlerini devirdi. Ne oluyor Kemal'im? Ne bileyim ya, durduğu yerde horon oynadığına göre herhalde çarpıldı bu. Şükrü. Şükrü bırak soytarlığı. Hakikaten tahammülüm kalmadı. Sana söyledim. Diye dokunduğu an o da elektrik akımına kapıldı. İçinde hızlı bir şekle açılmış. Ya Sarpışkom, bırakır mısınız artık şakayı ya? Allah aşkına kıyın şu nikah yani. Elektrik çarpıyor Nurhan. Yok artık. Ay Kemal'e bir şeyler yap. Ay. Lan bana bak. İndirin. Şalteri indirin. Elektrik çekin, elektrik. Tamam, tamam, tamam. Çıkartıyorum. Hangi? 1, 2, 3. Çıktı. Tamam, geçmiş olsun, bitti. Sarp mosmor olmuş suratıyla Nurhan'a bakıyor. Biricik Nurhan'ı kolundan tutup kendine çekti. Ay bir şey oldu valla. Sarp yere yığıldı. Adam yere düştü. Eli kaldı böyle. Ay. Ay marshmallow. Ay resmen kömür oldu adam ya. Ah Nurhan. Ah. Yok yok. Ey ey ey, tamam ey. Sarp gözlerini kocaman açmış. Sarpışkom. Sarpışkom. Ya Sarpışkom. Hayatım. İyi misin? Ha, nasıl oldun? Marshmallow'um, bir şey söyle canım benim. İyiyim, iyiyim. Biraz yani elektrik yüklendim, o kadar. Zerfi, bizi cereyan mı çarptın, aldı ya? Sen sus Şükrü. Sen sus. Sana güvenip işverende kabahat. Şimdi asıl ben çarpacağım sana. Çok geçmiş olsun Sarpçığım ya. Doktor mu çağırsaydık? Sen hiç konuşma. Sen hiç konuşma. Bütün bunlar senin yüzünden oldu zaten. Nurhan'ın yüzünden mi oldu? Evet. Evet, mikrofonun fişini amfiye değil, elektrik fişine takmış. Bak ne hale geldiler. Ya yapmayın Allah aşkınıza ya. Benimle ne alakası var? Mikrofon arızalıymış. Mikrofonda kaçak varmış. Ben ne yapayım ya? Arızalı mı? Arızalı mı? Arızalı olan sensin. Elini değdiğin her şey bu hale geliyor. Şu anda tek parça olmamız bile mucize. Oğlum, oğlum iyi misin canım? Ama sana dokunma anne, dokunma. Zaten şu anda full elektrik yüklüyüm, sen de çarpılırsın ha. Vallahi Zarp Bey, trafo gibiyiz ha. Bir topraklama mı yapsak? Cıplak ayakla diyorum, toprağa bassak da şey elektriği bir boşaltsak diye. Yok yok Şükrü. Yani paratoner taktırmayı düşünüyorum. Ancak o şekilde kurtulabilirim bu elektrikten. Vallahi elime ampul verseler cayır cayır yanara. Ne diyorsun Şükrü? Telefonumun şarjı bitmişti. İki elimle dokundum, bir dakikada fullendi ya. Ay,
Bu artık aksilik değil, resmen komplo oluyor. Resmen komplo. Ne demek istiyorsun sen Rüya? Tamam durun artık, durun ya. Bir sakin olun ya. Bunlar herkesin başına ara sıra gelebilecek aksilikler yani. Nural'ın aksilikleri hep hayra yorulur derdiniz Kemal Beyciğim. Bunun neresi hayır sormak isterim. İşe bir de pozitif tarafından bakmak lazım Timuçin Beyciğim. Yani sonuçta bir düğün provası bu değil mi? Düğünün kendisinde olmayacak yani. Tabii. İyi ki şimdi provaya tuttuk yani. Başımıza gelebilecek aksilikleri gördük de. Yani düğünde olmayacak inşallah yani. Bir mesela düğünde artık kösele ayakkabı giymeyeceğim. Lastik giyeceğim. Yok yok. Ben düğünde bir aksilik yaşanmaması için neyin olmaması gerektiğini çok iyi biliyorum. İşaret parmağıyla Nurhan'ı gösteriyor. Şükrü ters ters Nurhan'a bakıyor. Nurhan neyi işaret ediyor acaba diye merakla dönüp arkasına baktı. Biricik Nurhan'ı işaret ettiğini anlamış, kızgın gözlerle Sarp'a bakıyor. Boğaz'da ilerleyen bir yolcu vapuru, arkada Ayasofya. Meryem ve mutfakta oturan Veysel elektrik akımına kapılmış gibi sallanıyor. Ay! Ya kız, aşk olsun sana ya. İnsan ütüyü fişte unutursak enişte mi fişte unutmuşsun ceryatı durdun. Ya bırak Allah aşkına ya. Adam var ya eve geldiğinde bile hala elektrik yiyor. Tutamıyor kendini. Allah 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 ben de diyorum ki, ula bayrak değil, seyrek değil, eniştem beni niye bıçakladı? Meğerse kalak elektriği bana veriyormuş, bir kaçıyor bak, bir kaçıyor. Ama bırak Allah aşkına. Zaten Allah onu çarpmış, cezasını buldu işte. Hanım, Rüyam Hanımlar, Nurhan Bey de acayip kızıyormuş, kız onun yüzünde korkmuş. Boş ver ya, onlar alışık zaten. Bir şey olmaz. Ama bir şey diyeceğim, o küçük fındık faresinin elektriğe tutulmuş hali gıdası merak ediyor muyum? Bilsem var ya, çıldırıyorum şu an bu anı korkmak. Yok, bak başlayayım bir şey değil mi? Çok merak etme. Çünkü Zeynep enişten bu kapıyla giderse var ya. Darı da onu çok çarpar. Ay. Ay. Ana bak bir şey oluyor. Bana tansiyon bir şey. Tatlıyım kendime göre. Tatlıya tatlı. Tatlıya tatlı boşa. Ay bu rüyamda artık çok fazla oluyor marshmallow'um. Yani bu Nurhan denilen felaketin sorumlusu neden sen oluyorsun hep yavrum? Evet ya. Düğün provasını bozan Nurhan, rüyam sana küsüyor. Ya boş verin Allah aşkına. Ben rüyamı yumuşatmanın yolunu biliyorum. Cebinden bir yüzük kutusu çıkardı. İçinde nohut büyüklüğünde tek taş pırlanta yüzük var. Bu ne bu? Bu rüyam yumuşatıcı babacığım. Durulama suyuna bu yüzükten bir tane atıyorsun. Rüyam pamuk gibi oluyor, pamuk. Aa, yani şu gözümü alan şeyi bizim oğlan mı almış Tim? Yani... Evladım, delirdin mi sen? Hayır babacığım, aklım gayet başımda. Oğlum battık diyorsun, harcama yapmayın baba diyorsun. Şu yaptığın şeye bak ya. Tim haklı, delirdin mi sen oğlum? Hayır, delirmedim. Ya bu taş çakma çakma. Ben bu kadar büyük bir taş alacak kadar salak mıyım? Ama rüyam bu kadar büyük bir taşın sahte olup olmadığını anlamayacak kadar salak. Bir an gerçek diye ödüm patladı vallahi. Ver bakayım, ver bakayım. Ay evet, ben hemen anlarım yani. Aa, bu çakma hakikaten ya. O yüzden merak etmeyin. Bu taş rüyamın rahatlaması için yeter de artar bile. Kutuyu kapatıp cebine attı. Kahvesinden bir yudum alıp anne babasına göz kırptı. Nurhan bankada askılıktan montunu aldı, gidiyor. Nasıl geçti düğün provası? Ya sorma kardeşim ya. Ortalık çok elektriklendi, canım acayip sıkkın ya. Canının sıkıntısını nasıl geçireceğimizi biliyorum Nurhancığım. Müdür bey, bakın rica ediyorum şu anda bilmece çözecek havada değilim, tamam mı? Hayır, bilmeceye takılırsan
Vaktin nasıl geçtiğini anlamazsın. Teşekkür ederim Lütfü Bey ama ben almayayım. Sana izin veririm, bir dolaşır gelirsin. Hayır, teşekkür ederim. Ben çalışmaktan memnunum. Peki, öyle diyorsan. O zaman size soruyorum Erdem Bey, iyi dinleyin. Bir dakika ya Müdür Bey, yapmayın Allah aşkınıza ya. Erdem'e soracaksınız, ben duyacağım bilmeceyi. Kafama takılacak, ondan sonra da bana çözdüreceksiniz. Ya bu sefer olmaz. Tamam, ben yemeğe gidiyorum. Ben yemeğe gidiyorum, hiçbir şey bilmiyorum. Kulaklarını tıkayarak gidiyor. Gidiyorum ki, mail atsam... Yemeğe çıkıyorum ben. Maillerimi de açmıyor ki, ne yapacağımı şaşırdım. Ya Müdür Bey, isterseniz bize sorun. Belki bizim izne ihtiyacımız vardır ha. Tuba'cığım gel. Evet Müdür Bey, bize sorabilirsiniz. O zaman iyi dinleyin. Sarışın genç ve güzel bir kadın... ...tek yönlü bir sokaktan ters yöne doğru ilerliyor. Arabasının vergisi ödenmemiş. Sigortası yatırılmamış. Farları ayarsız, kaportası boyasız. Rot ayarı yapılmamış. Sinyalleri çalışmıyor, aynı zamanda şanzımanı gıcırdıyor ve egzozundan zehirli duman üflüyor. Kadının ehliyeti yok ve de sarhoş. Bütün bunlar polisin gözü önünde oluyor. Ve polis kadını ve arabayı iyi tanıyor. Sorarım size, kadın nasıl kurtuluyor? Ya Müdür Bey, trafik polisi akrabası olabilir mi? Olur mu öyle şey ya? Kadın kanuni yollardan kurtuluyor. Ama Müdür Bey, imkansız. Yani hem o kadar trafik kuralı çiğnemiş hem de nasıl kurtulabilir ki? Evet, hep imkansız diyorsunuz. Bilmece böyle olur mu diyorsunuz, bulamıyorsunuz. Sonra Nurhan çözünce de apışıp kalıyorsunuz. Çalışın. Bilmeceyi düşünün, çözün. Yoksa mesailerinizi keserim. Hadi. Galiba doğru söylüyor hayatım. Ben her sorduğunda biz apışıp kalıyoruz. Çalışın. Erdem ve Tuğba yerlerine geçtiler. Rüyam aynanın karşısında keyifsiz. Gel. Sarp içeri girdi. Süzme balığım. Rüyam tavırlı. Saf altınım. Ben seninle konuşmuyorum Sarpuşkam. Seninle küsüm. Beni affedemeyecek misin ya? Ya sen bizim düğün provamızda olan aksilikleri nasıl engelleyemezsin ha? Ama biliyorsun hayatım, Nurhan bu. Bir onun... Bir de Katrina kasırgasının önüne geçilemez. Ya hayatım, biz bu düğün provasını niye yaptık? Sen olabilecek aksilikleri öngör ve engelle diye yaptık değil mi? Ya bütün bunlar gerçek düğünümde de olursa? Yok yok, böyle bir şey olmayacak. Yaşanmayacak, söz veriyorum. Hatta sözümün nişanı olarak da sana bu hediyeyi takdim ediyorum. O ne? Valla küçük bir hediye, sana layık değil ama. Yalnız bakarken dikkat et. Işıltısı geçici körlüğe neden olabiliyor. Yani Sarpuşkom, sanki hayatımızda hiç yüzük gör. Rüyam büyülendi adeta, gözlerini yüzükten alamıyor. Yüzündeki kızgın ifade birden yumuşadı. Bu gerçekten çok güzelmiş ya. Yalnız istersen bakarken güneş gözlüğü tak hayatım. Evet yani güzelmiş ama bunun da bana kendini affettiremezsin. Öyle mi? İyi o zaman götüreyim, iade edeyim, ne yapayım? Yok yok. Madem o kadar zahmet edip aldın, yani reddetmek terbiyesizlik olur. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim hayatım. Ay, kaç karat bu? Vallahi bilmiyorum. Yani baktım en büyüğü buydu, bunu aldım geldim. Neyse neyse, önemli değil. Ben yarın kuyumcuya gideceğim, öğrenirim. Ah, kuyumcu mu, muyu mu? Evet. Niye gidiyor kuyumcu? Ne kuyumcusu? Niye gidiyorsun kuyumcuya? Ya ben düğün için çok zayıfladım ya hayatım. Yüzüklerim şıfıdık şıfıdık böyle parmağımdan düşüyorlar. Onları küçültmek için gideceğim. O sırada da bu yüzüğün her şeyini öğrenirim işte. Yok yok. Gerek yok hayatım. Yarın ben gider hallederim onu. Hayır hayır. Artık farz oldu kuyumcuya gitmem. Şimdi bu yüzüğü gören bütün arkadaşlarım soracaklar, tamam mı? Onlara bir cevap vermek için hani kaç karat, işte şeyi neye taşı ne falan, onların hepsini öğreneceğim ben. Canım benim ya. Ya sen nesin ya? Ya ben seni yerim ya. Gel buraya. Yandın Sarp. Ne yapıp edip o yüzüğü değiştirmen lazım. Yoksa rezil olursun. Bütün foyan ortaya çıkar. Rüyam Sarp'ın boynuna sarılmış ama gözü hala yüzükte. Vay be. Demek Şükrü abi de elektriğe tutuldu ha? Tutulmak laf mı ya Mehmet? Enişte mi elektrik dediğin anda akılsız telefon gibi kendini titreşime alıyor ya. Ay Şükrü abi de geliyor işte. Mehmet ayağa kalktı. Nasılsın Şükrü abi?
Eyvallah, siz ne yapıyorsunuz, iyisiniz? İyi vallahi, oturuyoruz burada. Enişteciğim, dikkat et şimdi, buralarda çok fazla şey yapma, durma. Çünkü buralarda şey varmış, elektrik kaçağı varmış. Nerede lan? Şükrü korkudan Mehmet'in kucağına zıpladı. Ya Şükrü abi, elektrik kaçağı falan yok, şaka yapıyor sana. Ulan dinozor. Abi şaka yapılacak konu mu vallahi aşkına? Ya demediğimiz abi Mehmet, elektrik lafını duyar duymaz kendini ne yapacağını şaşırtıyor. Oğlum biri şaka mı olur ya? Allah aşkına biri şaka mı olur ya? Yapmayın gözünüzü seveyim ya. Siz tabii tutulmadınız, nasıl bir şey olduğunu bilmiyorsunuz ya. Oy fındık farem nasıl korkmuş. Şaka yaptım kızma ya, kızma enişteciğim. Oğlum biri şaka olmaz. Nasıl oluyor biliyor musun? Zıngır zıngır titretiyor adamı ya. Allah düşmanın başına vermesin. Kulak memesini çekip tahtaya vurdu. O derece kötüydü yani Şükrü abi. Öyle Mehmet ya. Öyle böyle diyor vallahi ya. Yani ben sana bir şey söyleyeyim. O elektrik yaşanır yani. Anlatılmaz. Yani o derece ya. Ne diyorsun ya? Ya o değil de bu bizim Nurhan Bey, Sarp Bey'i de çarpıştırıyor. O nasıl oldu? O bir anlatsana bana. Öyle oldu vallahi. Sarp da çarpıldı. Ama o benim kadar dayanıklı olmadığı için çok vardı, çok etkilendi ya. Ha yani sen diyorsun ki şimdi Nurhan Bey'den elektrik aldım diyor ya. Seni çapkın. Ablam duymasın, vallahi çok kıskanır. Gülme komşuna, gelir başına. Sıradaki lütfen. Heh. İyi günler. Fatura yatıracaktım. Tabii, seve seve. Nurhan. Hayırdır Sarp, hoş geldin. Nurhan, seninle acil konuşmamız lazım. Şu anda seninle konuşamam. Ya Nurhan, niye anlamıyorsun? Acil diyorum, acil, acil. Beyefendi, sırada ben varım. Evet, çok doğru söylüyor hanımefendi. Olmaz, bak çalışıyorum. Hem arkada da bir sürü bekleyen insanlar var. Seni öne alamam. Eğer benimle konuşmak istiyorsan sıra numarası alacaksın. Sıra numarası mı? Evet, sıra numarası. Sıra numarası nedir ya? Ya al orada işte, hadi. Bu mu? Evet. Nereye basacağım? Üstümüne. Numaratöre bastı. Numara. Elinde numara kağıdı, bankoda yanan numaralara baktı. Arkadaş çok heyecanlı galiba. Evet, heyecanlı, sormayın. 200 lira. Sarp yerinde zor oturuyor. Yerinde duramıyor ya. Telaşla sağa sola bakınan Sarp, ileride bir şey dikkatini çekmiş gibi yerinden kalkıp o tarafa yöneldi. Nurhan önündeki sarışın kadının işlemini yapıyor. Meryem yeşil bir kabın içine iki tane yumurta kırdı. Şükrü ayağında sarı lastik çizmelerle bahçe tarafından mutfağa girdi. Ya bıktım sandım. Şu Veysel'den bıktım sandım hala. Ya sen niye uğraşıp duruyorsun benim kuzu gibi kardeşimle ya? Ne istiyorsun benim kardeşimden? Ne kuzu Allah aşkına ya? Kuzu görmezsen kuzu diye yutturacağım bize ha. Ya uğraşmasana benim kardeşimle Şükrü. Asıl o benimle uğraşıyor. Diğinde bana elektrik çarptıydı ya. He. Ha, şimdi benden maytap geçiyor. Ya efendim, enişte orada kaçak var. Enişte şurada elektrik var. Enişte seni elektrik alıyor falan diye. Benimle maytap geçiyor ya. Ama ne işte ya. Sen de onunla uğraşıp duruyorsun ya. O da seninle şaka yapıyor işte. Ne var kötü mü yani? Ben şunu söylüyorum. İnşallah onu da bir gün bir elektrik çarpar. Benim neler çektiğimi anlar. Kız atomlarıma ayrıldım ya. Vallahi Hilti gibi böyle titriyordum. Görmüyor musun? Çiçeğiydim aynı. Büyüleydim ya. Ay Şükrücüğüm, canım benim. Çok geçmiş olsun ya. Ama bak hiçbir şey olmamış. Yani korkma Şükrücüğüm, kötüye hiçbir şey olmuyor. Ha şuradan bana şey versene çekmeci de mikseri. Veremem. Kusura bakma, veremem. Hiçbir elektrikle ilgili hiçbir şey veremem. Ne demek veremem ya? Elinin altında işte, versene şunu. Ya doktor dedi, tramba geçiriyormuşum ya. Elektrikli aletlere dokunamıyorum ya. Şükrücüğüm. Akşamları elinde televizyon kumandası eksik olmuyor ama. Can o pil, onda cereyan yok ki. Çarpmaz ki o. Şükrü bak, benim ya elektriğim var ne pilim var. Biliyorum ama çok kötü çarparım. Kalk dil şunu oradan ya. Hadi. Yani insan psikolojisini hiç anlamıyorum Meryem ha. Vallahi billahi. Şükrü. İkinci çekmeceyi açtı. Birinci çekmecede. Birinci çekmeceyi açtı Şükrü. İçinden spatulayla çırpıcı alıp mikseri onlarla tutarak çekmeceden çıkardı. Al, al kız. Ne yapıyorsun? Şükrü ver. Allah'ım ya. Senin yapacağın işi. Gel. Sarp müdürün odasında. Beni çağırmışsınız müdürüm. Evet Nurhan'cığım. Sarp Bey seninle görüşmek istiyor. Ama efendim
Sıra numarası gelmedi. Gişe işlemlerinden değil, kurumsal hizmetlerden aldı numarasını. Buyurun Sarp Bey. Yalnız müdür bey, biz yemeğe çıksak, orada konuşsak diyorum. Tabii izninizle. Ya Sarp, olur mu öyle şey? Mesai saatleri içerisindeyiz. İsterseniz ben size izin verebilirim ama küçücük bir şartım var. Sorduğum bilmecenin cevabını verirsen. Ya müdürüm, olmaz. Olmaz ne demek ya? Olur tabii. Bilmece ne? Hem ben yardımcı da olurum. Ya çok acil diyorum, anlamıyor musun? Soruyorum o zaman. Sarışın, genç ve güzel bir kadın, tek yönlü bir sokakta ters yönden ilerliyor. Arabasının vergisi ödenmemiş. Sigortası yatırılmamış. Farları ayarsız. Kaportası boyasız. Rot balans ayarı yok. Sinyalleri çalışmıyor. Şanzımanı gıcırdıyor. Farları hiç yanmıyor. Ve egzozundan zehirli duman üflüyor. Kadının ehliyeti yok ve sarhoş. Bütün bunlar polisin gözü önünde oluyor. Polis kadını tanıyor, arabanın durumunu biliyor. Sorarım size, kadın polisten nasıl kurtuluyor? Yapmayın müdür bey, bu çok basit. Rüşvet vermiştir. Ya oğlum, olur böyle bir cevap? Tövbe tövbe ya, bu suç. Saçmalama, böyle cevap olmaz. Öyle mi? O zaman başka bir yolu yok yani, imkansız. İşte ben de bunu merak ediyorum. Nurhan'cığım sen izinlesin. Çıkabilirsin, işlerini hallet ama bilmecenin cevabını bekliyorum. Allah Allah, hakikaten ben de merak ettim ha. Çünkü çok zormuş yani. Zor tabii, zor. Ben de senin derdin ne? Bu kadar önemli olan o konu ne? Onu çok merak ediyorum Sarpcığım. Ah Nurhan, ah! Başıma ne işler açtın bir bilsen. Neyse, gidince konuşuruz. İyi günler. İyi günler. Sarp Bey, şirket hesaplarınızı bekliyoruz. Hesap mı? Ha, tabii, muhakkak. Günler. Müdür bilmeceyi sorduğu için rahatlamış, gene gözü seyiriyor. Kesin çözer. Veysel sokak lambası görünümündeki bahçe aydınlatmasına tutunmuş, ayağını sallıyor. Ya şu ayakkabının içine giren taştan nefret ettiğim kadar hiçbir şeyden nefret etmiyorum ya. Ayakkabısını çıkarmak yerine ayağını sallıyor. Bu sırada Şükrü ayağında lastik çizmeleriyle garaj merdivenlerinden aşağı indi. Anam, o kayınço değil mi ya? Ne yapıyordu? Aman, elektriğe kapılmış vallahi. Allah'ın sopası yok ki. Yettim kayınço. Merdivenin altından bir odun aldı eline. Doktor dediydi, ceryana kapılan bir adama cıplak elle dokunma dedi. Biliyor musun? Böyle yalıtkan bir madde. Odunla, modunla dediydi. Koşarak Veysel'in arkasına yanaştı. Yettim kayınço! Odunla vurdu kafasına. Veysel kendinden geçip yere yığıldı. Allah'a şükür. Allah'ıma çok şükür. Tam zamanında yetiştim. Kurtardım seni kayınço. Hayatım bana borçlusun. Veysel kollarını iki yana açmış baygın bir halde. Bir kafedeler. Oğlum niye kilitlendin bana ya? Ne oluyor sana bugün? Hayır anlamadım ki. Neyin var oğlum? Niye bu kadar telaşlısın sen? Senin yüzünden. Çay kaşığını attı. Senin yüzünden. Eğer düğün provamızı mahvetmeseydin şimdi bunların hiçbiri olmayacaktı. Bana bak oğlum. Bana sitem etmek için mi bankadan izin aldırdın sen? Ha? Zaten söylemediğin laf kalmadı bana. Yeterim ha. Yeter, buraya kadar geldi. Ben kalkar giderim buradan ha. Yok yok. Sistem etmek için değil ya. Şimdi bu düğün provasındaki aksilikler yüzünden tabii doğal olarak Rüyan bana küstü. Hmm. Ben de onun kalbini tamir etmek için yapıştırıcı olarak ona bir yüzük aldım. İyi yapmışsın da bunun benimle ne alakası var onu anlamadım Sarp. Ya işte benim o aldığım yüzük var ya. Sahteymiş. Rüyama sahte yüzük mü aldın? Evet. Yok ya. Sahte yüzük niye alayım? Ben sahtekar mıyım? Bir dakika. Estağfurullah Sarpcığım. Ben öyle bir şey söylemek istemedim. Sen söyledin sahte diye. Ya ben onun sahte olduğunu bilmiyordum. Kuyumcu beni kandırmış. Ne diyorsun sen ya? Oğlum sen niye beni çağırıyorsun ki? Senin benimle işin yok. Sen niye gitmiyorsun polise, haber vermiyorsun, şikayetçi olmuyorsun? Ben bir şey yapamam ki. Ayhan komiserimi niye aramadın? Olmaz. Olmaz. Çünkü kuyumcu ortada yok. Kuyumcu nerede? Kuyumcu nerede? İnek işte. İnek ne lan? Ama yani ortada yok. Dükkanı kapatmış, kaçmış. Ya Sarp bir dakika, ne diyorsun sen ya? Evet. Evet Nurhan. Mahvolurum ben. Eğer
Rüyam o yüzüğün sahte olduğunu anlarsa benim ona bilerek sahte yüzük aldığımı düşünecek. O zaman da sen düşün. Tahmin edebiliyorum. Oğlum unutmuş değilim, hatırlasana. Çakma çanta olayını ben hala unutmadım. Çakma çanta mı? Çakma çanta. O nedir ya? Ya hatırlasana, rüyamın bir arkadaşı gelmişti hani bir gün. Geçmiş. Serpil elinde tablet bilgisayarla televizyon odasında oturuyor. Biricik geldi yanına. Uyuttun mu yavrucunu boncuğum? Uyumadı anneciğim. Ay, sallamaktan da dizlerim ağrıdı. Ayakta sallamaya alıştırmayacaktın. Ne yapayım ama ya? Sallamayınca da uyumuyor anne. Annesine çekmiş. Ben de seni alıştırmıştım öyle ayakta sallamaya. Sallamazsan asla uyumazdı. Olamaz. Olamaz. Hayır, bu olamaz. Olamaz. Ne oluyor? Bu rüyamın sesi. Ay, ay bir şey oldu çiçeğime, bir şey oldu. Geldik rüyam, geldik. Ay. İnanmıyorum ya. İnanmıyorum, bu benim başıma nasıl gelebilir? Bu nasıl olabilir ya? Ah Selin, ah Selin, seni öldüreceğim ya. Bu nasıl başıma gelebilir? Ay. Ne oldu? Bana bir şey mi oldu? Ne oldu rüyam? Şuraya baksanıza. Şuraya bir bakar mısınız acaba? Neye bakalım çocuğum? Çantaya, çantaya. Ay ne oldu çantaya? Fermuarına elim mi sıkıştı? İçinde böcek mi var anlamadım. Çantayı yerden aldı. Etiketi yok, bakar mısınız? Görmüyor musunuz? Ha? Bak görmüyor musun? Etiketi yok. Ne etiketi evladım? Çantanın etiketi yok. Kopmuş mu? Hayır. Bu çantanın hiçbir zaman etiketi olmamış. Çakma bu, çakma. Çakma mı, çakma ne daha? Evladım hiçbir şey anlamıyorum. Anladıysan ne olur bana da anlat. Ya anneciğim, benim de anladığım kadarıyla galiba çanta taklitmiş. Bu Selin'in bana yılbaşında aldığı çanta. Bana çakma çanta almış. He? He? İnsanlar bunu görseydi ne olurdu? He? Ne olurdu? Ne olurdu? Ne olurdu? Rezil olurdum. Mahvolurdum. Eğer birisi anlasaydı rezil olurdum. Ama ben o Selin'e göstereceğim. Ben o Selin'e göstereceğim. Bana çakma çanta taktırmak ne demekmiş, ben ona göstereceğim. Bir daha onun suratına asla bakmayacağım. Tamam hayatım, önce bir sakin olur musun lütfen? Ya belki kızcağız anlamayacağını düşünmüştür. Anlamazdım zaten ama Allah'tan timeline'ıma bir link düştü. İşte çakma çanta, çakma aksesuar nasıl anlarsınız falan diye. Ben de okudum, merak ettim, dedim şu çantaya bir bakayım. Bir baktım ki etiketi yok. Bu çantada çakmaymış. İşte biliyor musunuz, ben bu çantayla insan içine çıktım. Rezil olacaktım, mahvolacaktım eğer birisi anlasaydı. Evladım, benim bildiğim yani çanta eşyaları taşır, etiket taşımaz ki. Elbette öyle anneciğim ama bu günümüzde biraz değişti maalesef. Yani kadınlar çantaları etiketleri için taşıyorlar. Yani etiketini söyle sana kim olduğunu söyleyeyim gibi bir şey oldu. Ama ben o Selin'e göstereceğim. Ben o Selin'i bir göreyim. Bir daha yüzüne katiyen bakmayacağım. Ay evladım, bence bu gösterdiğin hassasiyeti biraz da ürün taklitçiliği için gösterseydin yani. Sonuçta o da emek hırsızlığı. Yani anniş kocuğunu. Kamu spotu, kamu spotu konuşman şu an beni hiç etkilemiyor. Ben gideceğim, o Selin'i bulacağım. Böyle saçlarını elime dolayacağım ve ona gününü göstereceğim. Bana çakma çanta taktırmak ne demekmiş, ben ona göstereceğim. Yere saçılan parfüm ve makyaj malzemelerini çantaya dolduruyor. Şunları bir koyayım. Böyle dolayacağım elime saçlarını. Bir yapıştıracağım kafasını. Aha, çantanın etiketi o zaman olacak. Sapı altın sarısı zincirinde mavi deri çantayla odadan çıktı. Biraz fazla tepki veriyor ama ya. Şu an Nurhan elleriyle yüzünü sıvazladı. Uy, haklısın ya. Rüyam fake ürünler konusunda çok hassas. İşte onu diyorum. Yani o yüzden onu şey yapıyorum ben yani. Ya ben niye sahte ürün alayım ben? Sahte ürün alacak adam mıyım ya? Doğru diyorsun, doğru diyorsun da. Peki şimdi... Kuyumcunun kurbanı olmuşsun sen. Değil mi? Değil mi Nurhan, değil mi? Ya Rüyam yarın kuyumcuya gidecek. Şimdi o yüzüğün çakma olduğunu anlamadan bir an önce gerçeğiyle yerini değiştirmem lazım. Haklısın da nasıl olacak bu iş? İşte bu konuda sen bana yardımcı olacaksın. Ben ne yapabilirim sen? Öyle deme. Bu sahte yüzüğü gerçeğiyle değiştireceğiz. Yalnız bundan kimsenin haberi olmayacak. İyi de abicim nasıl olacak bu iş? Ya villaya gideceğiz ve değiştireceğiz. Gideceğiz ve değiştireceğiz. Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Ne alakası var? Bu kadar kolay mı o işler? Bir kere ben yalan söyleyemem. Hemen bir işler çevirdiğim belli olur. Yalan söylemem ben mi? Hı. Ben söyleyemem ben mi? Ne demek ya? Ya yalan söyleyip yani insan mı olur ya? Ben söyleyemem. Hemen belli oluyor yalan söylediğim. İnanmıyorum ya. Bir yalan söyle bakayım. Nasıl yani? Nasıl söyleyeceğim yalan? Mesela şey de... Ben de çok zengin bir adam ama yok ya.
O sende gerçekten de gerçekçi durmaz. Ya sen kendi derdine yansana arkadaşım. Benimle ne uğraşıyorsun? Beni boş ver ya. Dur dur dur. Şeyde. Mesela şeyde. Ben de dünyanın en yakışıklı... Bu hiç olmaz ya. Oğlum kendine gel. Gidip şu yüzüğü değiştirelim. İllaki konuşmak zorunda değilim canım. Tamam tamam. Şu yalan meselesine döneceğiz. O işi halledeceğiz. Yalan söylemeyen insan mı olur ya? Ben söyleyemem. Söylemem de ayrıca. İnsan doğru dürüst, düzgün yaşadıktan sonra yalana niye başvursun? Gizli kamera mı var burada ya? Mesaj mı veriyorsun bana? Ne saçma konuşmalar bunlar? Ya bu yüzük olayı senin iyice kafanı böyle bir allak bullak etti. Sen iyice bir kafayı yedin galiba. Ne kamera şakası canım? Bir sakin ol. Hadi kalk gidelim ya. Pardon bakar mısınız? Hesap alabilir miyiz acil? Hesap bende, hesap bende. Tamam. Arkadaş ödeyecek. Sarp ceplerini yokluyor. Cüzdanım arabada kaldı. Pardon, ben ödeyeceğim. Hesap bende. O ödeyecek. Meryem Veysel'in kafasına buz tutuyor. Ay, kurban oldum. Kardeşim benim ya. Şükrü, Şükrü teessüf ederim ya. Niye kardeşimin kafasını odunla vuruyorsun ya? Meryem, ben elektrik çarptı zannettim. Kötü bir şey yapmadım ki hayatım. Onu da nereden çıkardın enişte? Oğlum ne bileyim ben. Elin direğe böyle takılı duruyordu. Birden titremeye başlayınca ben şey yapayım. Sen bütün olayı baştan sona yanlış anlamışsın enişte. Ben direğe dayanmış ayakkabımın içindeki kumları boşaltıyordum. Tam o anda kafamda bir ağırlık hissettim. Sonrası yok. Ay Şükrü, yani benim kardeşime elektrik çarpması yüzünden değil, senin onun kafasına vurduğun kadın yüzünden gidiyordu Allah korusun ya. Çok nankörsün Meryem, çok nankörsün. Ben burada senin kardeşin hayatını kurtarmaya çalışıyorum. Sen bana ne laflar ediyorsun, teessüf ederim. Ya kafasına odunla vurmuşsun işte ya. Can o an elektriğin olmayan bir madde aradım. Elime odun geçti, oduna kafasına vurdum. Ya o zaman elektriği kesmek için niye kafasına vuruyorsun? Vücudundaki başka bir yerine vuraydın ya. Bilgi mi hissettim o anda? Aslında senin bu kardeşinin elektriği iletmemesi lazım. Kafasına vurduğum odunla hiçbir farkı yok ki bu. Bak, bak hala konuşuyor ya. Hem kardeşimin kafasına odunla vur, hem de burada arsız arsız dalga geç. Yürü git çıkıyor, yürü git. Bilinci yerinden bir kontrol edin bakalım. Kayıncım kaç. Veysel alık alık Şükrü'nün parmaklarına bakıyor. Kızımın önünde tavşanları hoş ya anne. Anne. Anneciğim. Bana bir tane tavşan alır mısın anne? Lütfen anne. Ay kurban oldum. Kardeşim sayıklıyor. Şükrü, Şükrü yemin ediyorum. Şu anda senden böyle negatif bir elektrik alıyorum. Yani burada böyle yalıtkan bir şeyle senin kafana geçirmedin. Allah aşkına git buradan. Hadi de git buradan Şükrü, git. Tamam Meryem. Bir daha elektriğe tutulursanız, size dokunursam iki olsun. Neredesin sen? Hadi git. Kurban oldum kardeşim benim. Abla. He canım he benim ablam. Ablacığım, annem bizi bırakıp nerelere gidiyor? Bağ yoksa tavşan almaya mı gidiyor abla? Anam değil ya, o enişten, enişten olmaz olaydı, o enişte işte ya. Ah yavrum, sayıklı ya, anamı zannediyor ya. Butticik eniştesini diyemem. Olacak işte. Olacak işte. 40 yılda bir kayınçoya iyilik yapalım dedik. O da kıymeti bilmedi. Neyse iyiliği yap denize at demişler. Ne yapacağım? Sarp'ın arabası bahçe kapısından içeri giriyor. Anam zarfın geliyor valla. Keyfim yerine gelir artık. Her zamanki yerine geçip el kol hareketleriyle Sarp'a yön gösterdi. Sarp'la Nurhan birlikte gelmişler. Ana, Sarp'ın arabada Nurhan ne işi var? Arabadan indiler. Hoş geldiniz başlayın efendisi. Hoş bulduk Şükrü efendi, nasılsın? İyiyim, iyiyim de senin yine araban bozuldu. Sarp Bey yakışıklı diye onu çekici olarak mı kullanıyorsun, ne yapıyorsun? Ya yapma Şükrü efendi ya. Ya bizim bir işimiz vardı da buluştuk falan. Evet. İşimiz var. Meşgul etme bizi. Ne yani şimdi beni bırakın Nurhan'la mı muhatap olacaksın sen? Ya sen ne saçmalıyorsun Şükrü? İşimiz gücümüz var diyorum ya.
Hadi Nurhan'cığım gidelim. Dur bir dakika. Hazır. Artık Nurhan'la mı takılıyorsunuz ha? Evet Şükrü. Sana ne? Ayrıca sana hesabı vereceğim ya. Ve sen kimsin ya? Bir kimsin sen? Kimsin? Kimsin sen? Kimsin kim? Ajan provokatör. Sarp hışım da villaya yöneldi. Şükrü nemli gözlerle arkasından bakıyor. Ne oldu ya? Niye biri davrandı bana? Yüzüme bile bakmadı. Nurhan da çekip gitti. Yoksa Zarp Nurhan'la mı aldatıyor beni? Bütün bahşişleri ona verecek. Bütün haberleri ondan mı alacak? Bugünlerde mi göreceğim diye. Omuzlarını önüne düşürdü perişan bir halde. Biricik salonda Mahmut Kemal'in oyuncaklarını topluyor. Aşkım ne haber? Kolay gelsin. Hoş geldin. Hoş geldin canım. Hayırdır erkencisin bugün? Hoş bulduk sorma ya. Lütfü Bey yine bir bilmeceye takıldı. Cevabı bulmam için bana izin verdi. İyi bakalım. Selam. Yerdeki oyuncağa bastı. Ne haber Biricik? Hoş geldin Sarp. Hoş bulduk. Yüzük nerede? Rüyam nerede? Ha Rüyam ya, senin almış olduğun o yüzüğü herkesin gözüne böyle soktu. Sonra da odasına gitti, onun fotoğraflarını çekip internete koyacakmış. Hadi ya. İyi. O zaman ben gideyim de bir bakayım ne yapıyor. Bacanak, bir şeye ihtiyacın olursa ben buradayım. Sağ ol Bacanak, çok iyisin. Oyuncağa takıldı. Hayırdır hayatım? Maşallah bakıyorum Sarp'la aranızdan su sızmıyor. Evet, bugün bankaya uğradı da lafladık biraz. Senin eve erken gelmene sebep olan hani şu Lütfü Bey'in sorduğu bilmece neymiş bakalım, merak ettim. Sorma aşkım. Bak şimdi, iyi dinle. Sarışın, genç, güzel bir kadın tek yönlü bir sokaktan ters yönden gidiyor. Ve kadının arabasının, sigortasının zamanı geçmiş. Vergisi ödenmemiş, ışıkları ayarsız, kaportası boyasız, ne bileyim ben rot ayarı bozulmuş, balataları gevşemiş, sinyal lambaları çalışmıyor, şanzıman gıcırdıyor. Efendime söyleyeyim, egzoz borusundan da zehirli duman üfürüyor. Bak bütün bunlar yetmezmiş gibi kadının da ehliyeti yok. Sıkı dur, ayrıca kadın sarhoş. Ve bütün bunlar trafik polisinin gözü önünde oluyor. Trafik polisi kadın tanıyor. Aracın durumunu da iyi biliyor. Fakat trafik polisi kadını durdurmuyor. Ceza kesmiyor. Arkadaş, kadın trafik polisinden nasıl kurtuluyor ya? Hayatım çok kolay. Nasıl çok kolay? Yapma Allah aşkına ya. Kaç saattir düşünüyorum, bulamıyorum. Hayatım, çünkü sen kadını arabasıyla beraber düşünüyorsun. Yani o zaman bunları saydığında cezaları alması çok normal değil mi? Ama bir de şöyle düşün. Ya kadın? O zaman almış olduğu bu cezaların hiçbir önemi yok. Evet, kadın yaya, o yüzden trafik polisi ceza kesemiyor. Aynen öyle. Ay benim akıllı karıcığım ya. Ya şu Lütfü Bey'i arayayım da bari şu bilmecenin cevabını vereyim, adam rahatlasın ya. Hadi bakalım. Allah'ım ya. Aferin kız sana. Ay nasıl dağıttı ortalığı 2 dakikada. Alo. Ha alo Lütfü Bey. Bilmecenin cevabını buldum. Pardon, ben değil. Eşim buldu, Biricik buldu. Efendim, şimdi çok basit, biz hiç onu düşünemedik. Tamam, kadının yanında araba yok. Şimdi tek yönlü bir sokaktan ters yöne doğru gidiyor ya, aslında yaya olarak gidiyor kadın. Araba başka bir yerde. Sarp Rüyam'ın ellerine peş peşe öpücük konduruyor. Rüyam mest olmuş. Yüzük parmağımda. Bir yolunu bulup parmağımdan çıkarmam lazım. Sarpişko. Sarpişko. Ne oldu hayatım, daldın gitti? Yok ya. Ya yüzük o kadar parlak ki hipnotize etti beni yani. O yüzden. Çıkaralım mı şunu? Hadi çıkaralım. Ay yok yok. Hayır hayatım, ne yapıyorsun? Ben bu yüzüğe bayıldım ve ömrüm boyunca da parmağımdan çıkartmayı düşünmüyorum. Hadi ya. Yani ellerini yıkarken falan da mı çıkarmayacaksın? Neden? Ellerimi falan mı yıkayayım? Ha, ellerini yıka. Ya krem mi sürmüşsün acaba? Böyle biraz yağlı gibi geldi bana. Hadi git ellerini yıka. O arada da yüzüğü çıkar. Bak gidere midere düşer. Giderse de gider yani. Yok be hayatım. Krem falan sürmedim yani. Hiç çıkarmayı da düşünmüyorum. Sadece geceleri uyurken. Ha, geceleri. İyi. Ya hakikaten beğenmene çok sevindim hayatım ya. Ya
Ha, beğenmek ne demek? Bayıldım ben bu yüzüğe ya. Çok güzel. Yine öpüyor Huyam'ın ellerini. Ha, bir isim mi koysak bu yüzüğe? Adı Kader olsun. Ay, öp Kader'i. Meryem mutfakta meyve sıkıyor. Meryem! Ayağa takılınca sendeledi. Meryem! Ne oldu Şükrü? Ne oldu? Yine kardeşime ne yaptın? Ya kardeşime bir şey yapmadım ya. Nurhan yapacağını yaptı. Nurhan mı bu sefer kardeşimin kafasına odunla vurdu Şükrü? Ya senin kimse kardeşin odunla falan vurmadı ya. Hem kardeşin odunla vursa ne olur? Sivrisinek ısırır gibi gelir. Nurhan var ya, evimize incir ağacını dikti ya. Nurhan, bizim evimize incir ağacı dıktı, he mi? He, baksana o züğürtlerin efendisi para kazanmanın, para sahibi olmanın özelliğini, güzelliğini hissetmiş olacak ki para kazanmaya başladı. Para kazanmaya nereden başladı? Nereden? Benim bahşişlerden. Saçmalama Şükrü, Allah aşkına ya. Nurhan niye senin bahşişlerinin peşinde koşsun, yürü git ya. Çok basit. Benim zarftan aldığım bahşişler, o züğürtlerin evresi Nurhan'ın maaşından iki kat daha fazla. O da part time yalakalığa başladı tabii. Şükrücüğüm, bak sen benim kardeşimden alacaklı olduğum bir odun vardı ya. Hı. Onu kafana geçirmedin, hadi bas git buradan, hadi canım. Ya Meryem, bunlar düğün provasında kanlı bıçaklı değiller mi, sürba değiller miydi? He, öylelerdi. Biraz önce bir hallerini görecektin. Arabadan indi, zarfın arabasıyla beraber geldi. Gülüşüyorlar, şakalaşıyorlar birbirleriyle. Yüzüme bakmadı ya. Nurhan'ı bir göreceğim. Nasıl yalakalar? Nasıl yalakalar? Beni geçti. Sağ, solladı geçti gitti ya. Ah canım Şükrücüğüm. Ah yazık be. Sen iyice delirdin hakikaten ya. Bak kafanın içinde böyle 21 gramcık bir beyin vardı. O da hepten gitti zar ya. Yazık vallahi, acıyorum sana. Ben Nurhan'ın bu kadar basitleşeceğini, bir bahşiş için bu kadar yani düşeceğini hayatım boyunca inanmazdım. Bir insan bu kadar düşebilir. Ama ben zarfı kimseye yedirmem. Nurhan'a hiç yedirmem. Hadi Şükrü tamam, he yedirmesin. Meryem'in sıktığı meyve ya, suyunu aldı. Aldı içiyor. Sen benim meyve suyumu niye alıyor? Ya Şükrü ya. Kaçarcasına çıktı mutfaktan. Öf çocuk gibisin yani. Vip geliyorsun benim işimi baltalıyorsun ha. Aman. Televizyon odasındalar. Bak Sarpcığım öyle olmaz. Şşş. Ne yaptıysam, ne ettiysem yüzüğü çıkarttıramadım ya. Hayır bak şimdi bak. Yüzüğü çıkarmazsa gerçeğiyle nasıl değiştireceğiz Sarp? Şöyle yapacağız. Hı. Gece sen gizlice Rüyam'ın odasına gireceksin. Hı. Ve yüzükleri değiştireceksin. Hı. Senin hadi ağzını burnunu yırtarım ha. Sen ne biçim konuşuyorsun ya? Gece gece akşam akşam benim... Rüyam'ın odasına ne işi var benim gece gece? Tamam. Ben girerim. Ben hallederim. Yalnız sen de bana yardım edeceksin. Yardım edeceğim. Nasıl olacak o? Şöyle yapacağız. Hı. Aynen şöyle olacak. Bak şimdi gece yarısı. İyice karanlık çöktüğünde, herkes uyuduğunda... Anlattıkları canlanıyor. Bahçeye bir gölge gibi süzüleceğim. Yere yansıyan gölgesi büyüyerek bahçe duvarına yaklaşıyor. Sarp sırtını duvara yaslayarak etrafına bakındı. Sonra kar maskesini indirdi yüzüne. Sadece gözleriyle ağzı görünüyor. Deni yukarı çekerek duvarın üstüne çıkıp oradan da villanın bahçesine atladı. Yerde birkaç tur takla attıktan sonra ayağa kalkıp garaj tarafına yürüdü. Çitlerin üstünden atlayarak üst bahçeye çıktı. Şimdi de villaya doğru koşuyor. Havada çarp gibi dönerek takla atıp villanın arkasına geldi. Kimse var mı diye etrafı kolaçan ettikten sonra örümcek adam gibi duvarlardan tırmanarak verandanın çatısına geldi. Oradan da ikinci katın balkonuna geçiyor. Daha sonra Rüyam'ın odasına girmem için sen içeriden alarmı kapatacaksın. Nurhan üzerinde pijamalarıyla içeriden alarmı kapatıyor. Alarm kutusu salonun girişindeki holde duvara monte edilmiş. Nurhan bir an durdu, tedirgin gözlerle etrafa bakındı. Gelen giden yok. Birkaç tuşa daha basıp alarmı devre dışı bıraktı. Temkinli adımlarla salona geçti. Alarmın üzerindeki düğmelerden ilk sırada olanı kırmızı yanıp sönüyor.
Sarp Rüyam'ın odasına girmiş. Yavaşça çekmeceyi çekip içinden kırmızı yüzük kutusunu çıkardı. Ardından elindeki feneri komodinin üzerine bırakıp kutuyu açtı. Sen alarmı kapatınca ben de Rüyam'ın rüyalarına giren bir fısıltı gibi odasına girip, yüzüğü değiştirip yine geldiğim gibi bir gölge gibi çıkıp gideceğim. Sahte olan yüzüğü gerçeğiyle değiştirip kutuyu çekmeceye koydu. Rüyam gözünde siyah göz bandıyla yorganı boğazına çekmiş uyuyor. Sarp feneri alıp ayağa kalktı. Kar maskesini yüzüne indirip arkasını döndü. Bahçeye açılan kapıdan dışarı çıkıyor. Şu an. Nasıl plan? O hareketleri sen mi yapacaksın? Duvardan atlayacaksın, taklalar falan atacaksın sen. Canım tamam, yani anlatırken biraz abartmış olabilirim ama yani buna benzer, buna yakın şeyler olacak. Sen de benim içerideki adamım olacaksın. Ya ne bileyim Sarp, gerçeği anlatsak böyle hırsız gibi olmuyor ya. Olmaz Nurhan. Yani o zaman Rüyam ona o sahte yüzü bilerek aldığımı zannedecek. Tamam peki, madem sen öyle diyorsan. Tamam. Tamam. O zaman akşam ben seni ararım. Tamam, anlaştık. Aslan bacanak ya. Yapma. Öyle söyleme. Kim olsa aynı şeyi yapardı. Olur mu Nurhan? Ya ben senin gibi salağı nerede bulacağım bir daha? Anlamadım. Aha. Ben de anlamadım. Yani aslında demek istediğim şey şu Nurhancığım. Yani saf temiz anlamında söylüyorum. Biliyorsun bugünlerde böyle saf temiz insanlara salak muamelesi yapılıyor ya. Hiç sorma Sarp. Hiç sorma. Tamam tamam. Şimdi bu aramızda bir sır olarak kalacak. Kimseye söylemeyeceksin. Özellikle de Bridget'e. Tamam bacanak, merak etme. Aramızda. Tırnağını kemirerek bacağını sallıyor. Sakin ol. Allah'ını seversen bak böyle huzursuz. Olmuyor bak. Huzursuz bacak sendromu, huzursuz el sendromu. Sakin, sakin ya, rahat. Ben gidiyorum. Hadi. Rahat. Ah bacanak, ah. Gece Rüyam'ın odasına gireceğiz. Hırsız gibi ya. Beni niye karıştırıyorsun arkadaş? Şimdi de Nurhan sallıyor bacağını. Buyur, huzursuz bacak sendromu bana da geçirdi. Güneş ufukta batarken denizin ortasında ufak bir balıkçı teknesi, ışıl ışıl boğaz. Nurhan demir kapının üzerindeki sürgü pencereyi açtı. Sarp yüzünde kar maskesiyle kapının diğer tarafında. Nurhan da maske takmış. Baş parmağını kaldırarak okey işareti yaptıktan sonra kapıyı açıp Sarp'ı villanın bahçesine aldı. İkisi de siyahlara bürünmüşler. Ellerinde el fenerleriyle villaya doğru geliyorlar. Kapı açıldı ve Sarp'la Nurhan temkinli adımlarla içeri girdiler. Gece geç vakit olduğundan herkes odalarına çekilmiş uyuyor. El feneriyle önlerini aydınlatarak karanlık salona girdiler. Kemal ile Serpil beyaz nevresim takımı serili yatakta uyuyorlar. Serpil sıçrayarak uyandı uykusundan. Kemal'im, kalk. Serpil, sen bana bir mıhlama daha yapsana. Ne mıhlaması? Kalk diyorum sana, kalk. Ne oldu, gol mü oldu ya? Yok, ofsay çaldı hakem, sayılmadı. Yahu uyku sersemi saçmalama, kalk diyorum sana. Ya ne oldu, tam fenere 4'ten ataydık ya. Niye uyandırıcı Serpil? Aşağıdan sesler geliyor. Uşaklardan biriymiştir. Yok öyle bir şey değil Kemal'im. Hani negatif olmak istemiyorum ama eve biri girdi sanki. Yahu kim girecek Serpil? Evde alarm var. Biri girse çalar da. Ay ne olur gözünü seveyim bir göz at. Yoksa benim gözüme uyku girmez Kemal'im. Allah'ım ya Rabbim, usandım da ya, dallandım da ya. Oy. Kemal yattığı yerden doğrulup yatağın kenarındaki siyah deri terlikleri giydi ayağına. Sonra uyku sersemi ayağa kalkıp pencereye yanaştı. Tüyü araladığında salonda maskeli birilerinin olduğunu görüp irkilerek geri çekildi pencereden. Uy. Aşağıda iki kişi var Serpil. Ne diyorsun? Salona açılan dekoratif balkon penceresinden gizlice adamlara bakıyor. Ben şimdi onlara gösteririm.
Kemal, gözünü seveyim bak bir delilik yapma. Bırak çalsınlar, polis yakalar onları. Saçmalama Sefil. Bırakalım da evi soyup soğana çevirsinler. Kemal bir numara tuşluyor. Nurhan ve Sarp el kol hareketleriyle birbirlerine bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar. Sarp eliyle şu taraftan gidelim diyerek bir dik bir de oval bir hareket yaptı. Nurhan anlamamış. Ne demek istiyorsun diye Sarp'ın yaptığı hareketleri taklit etti. Sarp ısrarla aynı hareketleri yapmaya devam ediyor. En sonunda sinirlendi Nurhan. Sarp'ın eline vurdu ve direkt karşı tarafı işaret etti. Parmaklarıyla üçten geriye sayarak yürümeye başladılar. Merdivenin önünde durup başlarını yukarı kaldırdılar. Sonra birbirlerine bakıp yine el kol hareketleriyle gidecekleri yönü belirlemeye çalıştılar. Şimdi de temkinli adımlarla alt kata inen merdivenlere doğru ilerliyorlar. Rüyam gözünde siyah göz bandıyla yatağında yan pozisyonda uzanmış uyuyor. Rüyamın odasının kapısı açıldı ve Sarp yavaşça içeri süzüldü. Nurhan da arkasından geliyor. Sarp el fenerini Rüyamın üzerine tuttu. Sarp oturma bölümüne doğru yürürken Nurhan komodine yöneldi. Yüzü bulmak için çekmeceleri karıştırıyorlar. Rüyam kıpırdanıp sırtının üzerine dönünce Nurhan panikleyip feneri Rüyam'ın yüzüne tuttu. Sarp da paniklemiş, birbirleriyle tedirgince bakıştılar. Rüyam deliksiz uyuyor. Sarp'la Nurhan kaldıkları yerden çekmeceleri karıştırmaya devam ediyorlar. Yettim Kemal Bey! Nerede o mal düşmanları? Söyleyin makarna süzgecine çevireyim onları. Lan ne yapayım Şükrü yavaş. Dur ses etme adamları kaçıracaksın ya. Ay Kemal'im, polisi bekleseydiniz. Ya Sefil ne yaparsın? Gir içeri. Ben içerideyim zaten Kemal'im. Lan işte gir, yatak odasına gir, kilitle kapıyı. Ay ne olur polise bırakın, çalsınlar onlar. Sonra polis yakalar, ne olur. Ay, vallahi bir tarafına tabii bir şey olacak. Efendim hiç merak etmeyin, ben gerekeni yapacağım. Mahvedeceğim bunları. Tamam, hadi Şükrü. Yok, ben arkada kalayım. Düşünüm hadi. Şükrü av tüfeğiyle önden gidiyor. Kemal'in elinde şamdan var. Rüyam'ın odası. Nurhan'la Sarp çekmeceleri karıştırmaya devam ediyorlar. Sarp mücevher kutularının olduğu çekmeceyi açtı. Önce kalp şeklindeki kırmızı kadife kutuyu aldı eline. İçini açmadan tekrar yerine koydu. Sonra başka bir kırmızı kutu daha aldı. Nurhan giysi dolabının önünde, dolabın içindeki mücevher kutusuna benzeyen kadife kaplı kutulara bakıyor. Dolabın sürgülü kapağını yavaşça ittiriyor. Rüyam sıçrayarak uyandı. Kim var orada? Göz bandını çıkarmadığından etrafı göremiyor. Kim var orada? Nurhan elini Rüyam'ın yüzünün önüne sallayıp çekti ve Sarp'a okey işareti. Sarp yatağın kenarına saklanmış. Gidelim diye kapıyı işaret ettiler birbirlerine. Sarp sessizce ayağa kalktı. Ya niye bu kadar karanlık bu odaya? Ay. Nurhan'la Sarp kapıya yöneldiklerinde Rüyam elini uzatıp komodinin üzerindeki abajuru yaktı. Bu abajurum bozuldu ya. Her taraf çok karanlık. Gece bandını çıkarmak bir türlü aklına gelmiyor. Kenarları nakış işlemeli siyah saten geceliğiyle yatağından kalktı. Elleriyle duvarlara dokunarak ışığın düğmesini arıyor. Ay, yine kapkaranlık oda ya. Elektrikler mi kesildi acaba ya? Ay.
gerçekten çok korkuyorum, aman çıldırırım. Elleriyle yüzüne tuttuğunda nihayet gözündeki bandı fark etti. Bandı alnına kaldırdı. Ya ben bundan dolayı göremiyormuşum ya. Ayrıca kimse de yok yani. Demek ki tipik rüyam rüyası. Bandı tekrar gözlerini indirip yüzüstü yatağa attı kendini. Abajur ve odanın ışığı yanık kalmış. Nurhan'la Sarp etrafı kolaçan ederek zemin katın balkonunda ilerliyorlar. Pencerenin önüne geldiklerinde dizlerin üzerine eğildiler, o şekilde geçiyorlar karşıya. Pencereyi geçtikten sonra tekrar ayağa kalktılar. Burhan, babamla rüyamış. Biliyorum sen, biliyorum. Polise de haber verdiler, yakalanacağız. Sakin ol, sakin ol. Nasıl sakin olayım ya, bittik biz. İyi şeyler düşün. Duanı dürüst dile. Duanı dürüst dile. Sakın aşağıya bakma. Kemal salonda elinde şamdanla tedirgince etrafına bakınıyor. Lacivert saten pijamasının üzerine yine aynı renkte penye bir sabahlık giymiş. Şükrü Kemal'in arkasından yanaşıp başına av tüfeğini dayadı. Kemal Bey, Kemal Bey. Çık avni başımdan önümden ya. Ne oldu? Baktım alt katlara. Evin içine baktım, evde yoklar efendim. Demek ki bunlar bizim geldiğimizi duydular, bahçeye kaçtılar. Yürü Şükrü. Efendim siz zahmet buyurmayın. Ben giderim onları makarna süzgecine çeviririm efendim. Ya ne demek zahmet etme? Ben burada tavuk gibi bekleyeceğim mi yani? Olmaz öyle şey. Yürü hadi bahçeye. Efendim bir şey daha sorabilir miyim? Şimdi bunların yanında silah falan da vardır tabii ki. Olabilir tabii. Bana diyorum, çelik yelek takalım mı? Ya Şükrü. Diyelim ki aslında sana böyle zırhlı personel taşıyıcı alalım he? Çimler mahvolur, ezilir. Ya yürü saçmalama ya. Adamlara evime girmek neymiş göstereceğim, düş önüme, düş önüme. Zırhlı personel taşıyıcı isteyeyim. Şimdi bitti Burhan. Polis gelecek, yakalayacaklar bizi. Hep senin yüzünden. Benim yüzümden mi? Evet, senin yüzünden. Sana dedim, yemeklerine uyku ilacı koyalım dedim. Ne güzel, mışıl mışıl uyuyacaklardı. Biz de halayı çeke çeke o yüzüklerin yerini değiştirecektik. Ya oğlum delirdin mi sen ya? Delirdin mi Sarp? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Niye insanlara ilaç veriyoruz ya? Allah korusun bir yan etkisi falan vardır. Birine bir şey olur, al başına bela. Yok ya. Şimdi de polis gelecek, yakalanacağız. Ya oğlum bir sakin olur musun Allah aşkına ya? Biz hırsız mıyız? Biz hırsız mıyız? Biz bu evin damatlarıyız. O da doğru ya. O yüzden niye panik yapıyorsun? Ayrıca biz bir şey çalmaya değil, bir şey vermeye geldik ya. Sakin ol. Bana bak. Sen onu bunu bırak. Yüzüğü ne yaptın? Değiştirebildin mi? Değiştirdim, değiştirdim. O da ayrı bir problem zaten. Hayır yani sevineyim mi, üzüleyim mi bilemedim. Sence he? Bütün bu hengame o sahte yüzüğü alıp yerine gerçeğini koymak için değil miydi? Yani öyleydi. Ama gerçeği bana ne kadar paraya patladı. Hem de bu yoklukta biliyor musun sen? Tamam işte tamam. O bitmiştir. Daha ne o zaman? Sakin ol. Olay bitmiştir. Bitti. Sakin. Şunlara kar maskesini, şeyleri bana ver. Ne ver abiciğim, ver. İşte ne yapacağız yani? Nasıl ne yapacağız? Ben burada bu saatte niye buradayım? Ne diyeceğiz? Oğlum hiçbir şey demeyeceksin. Ben onları oyalarken sen kaçıp gideceksin işte. Hadi ya. Evet. Sağ ol bacanak. Ne demek ya? Hala konuşup duruyorsun Sarp Allah aşkına ya. Hadi, hadi, hadi git. Git. Hadi gideyim ben. Sarp korkulukların üzerinden atlarken yere düştü. Allah seni... Ne yapıyorsun? Doğru düzgün gitsene be adam. Güç bela kalktı yerden. İki büklüm bir halde beynini tuta tuta gidiyor. Allah'ım yarabbim. Gel. Biricik'i odasına aldı. Anneciğim ne oluyor? Yok bir şey yavrucuğum, yok bir şey. Peki bir şey soracağım. Nurhan'ı gördün mü? Odada değil. Nurhan mı? Evet. Ay demek o da gürültüye kalktı. Anneciğim ne oluyor, anlatır mısın? Yavrucuğum eve hırsız girdi. Ne? Babacına dedim çalsınlar bırak dedim ama dinlemedi, peşlerinden gitti. Görüyor musun, demek Nurhan da o gürültüye kalktı, o yüzden odada değil. Ay Allah'ım ikisini de koru ya Rabbim. Peki polis aradınız mı? Aradık, birazdan burada olurlar yavrum. Nurhan arka bahçede geri geri yürürken Kemal onu hırsız sanmış, elinde şamdanla iyice yaklaşmasını bekliyor.
La kıpırdama, yakarım canını ha. Tamam. Dur. Babacığım benim. Benim ben. Murat sen misin? Sen de mi hırsıza uyandın? Abi hayır, ben zaten uyanıktım babacığım. He, demek ki gürültüleri sen de duydun he? Tabii canım, uyanıktım. Uyku tutmadı. Televizyon izliyordum. Sesleri yakinen duydum baba. La eve hırsız girmiş ya. Evet, ben de sesi duyar duymaz çıktım hemen dışarı, baktım neredeler diye. Bütün bahçeyi gezdim, dolaştım, aradım. Hırsızları falan görmedim baba. Ya arkadaş anlamayın, bu evde alarm var. Nasıl girirler içeri ya? Minareyi çalan kılıfını hazırlar babacığım. Öyle. Baba bak, iyice baktın mı etrafa, kesin gitmişler mi? Kesin, kesin eminim gittiler canım. Yok kimse. Babacığım ne kadar ararsanız arayın, boşuna yorulursunuz. Söyleyeyim ben baştan. Hırsız falan yok ya, eminim kesin. Oh gel içeri bakalım, bir şeyler çalmışlar mı bunlar? Sanmam babacığım, bütün evi ayağa kaldırdıklarına göre bunlar var ya, çok acemi. İnşallah öyledir. Gel bakalım. Sarp hayalindekinin aksine duvara tırmanmayı bir türlü beceremiyor. 2 metrelik beton duvarın üstünde yarım metre kadar da demir korkuluk var. Sarp demirlere tutunarak kendini yukarı çekmeye çalışıyor ama bir türlü olmuyor. Kıpraş ve yakarım. Anam şimdi bittim. Bak eğer ani bir hareket edersen var ya, alnının çatına kurşunu yersin. Yapma Şükrü, benim. Bak bir de hazırlıklı gelmiş hırgıza bağ ya. Adımı bir de öğrenmiş. Elleri havada Şükrü'ye döndü. Ya benim diyorum sana Şükrü, benim. Aa, Zaffi. Şşşt. Evet, benim. Ne arıyorsun bu saatte burada? Ne mi arıyorum burada? Hakikaten ne arıyorum ben burada ya? Belanı arıyor olmayasın. Yok yok, belamı aramıyorum. Ne o? Benden alamadığın haberleri Nurhan'dan almıyor mu geldin? Onunla takılmaya başladığından beri yüzümü bile bakmıyorsun. Yapma Allah aşkına ya Şükrü, ne alakası var? Ben buraya seni aramaya geldim. Beni aramaya mı geldin? Evet. Yani ne zamandır kuyruk gibi peşimde Nurhan. Seninle ilgilenemiyorum, dert oldu içime. Esak mı diyorsun? Esak diyorum Şükrü. Bugün sana bahşiş de veremedim. O yüzden çok üzüldüm. Gece uyku girmedi gözüme. Geleyim de sana bir bahşiş vereyim dedim ya. İnsan mı? Vallahi. Montunun iç cebinden cüzdanını çıkardı. Şükrü heyecanlanmış. Sarp çıkarıp 200 lira uzattı ona. Al Şükrü. Bu kadar bahşiş vermek için mi uykun kaçtı? Eğer ben bu kadar az bahşiş alırsam bu sefer de benim uykum kaçar zaten. Doğru diyorsun. O zaman al Şükrü. 400 lira daha uzattı. Güzel. Ben şimdi gidiyorum. Sen beni görmedin, tamam mı? Tamam, güle güle, seni görmedim. İyi, o zaman ben kaçıyorum. Güle güle. Cüzdanı tekrar cebine koydu. Bye. Çiz. Yine duvara tırmanmaya çalışıyor. Ya Şükrü, bir omuz atsan da yardım etsen. Efendim, kapı açık, kapıdan çıkmayı deneseniz. Doğru söylüyorsun. İyi ben kaçtım. He kaç, güle güle. Hadi bay. Çiz. Demek bana bahşiş vermedin diye uykuların kaçtı Azar Efendi. Ben de kerizim ya yedim. Sen bir şeyler karıştırıyorsun, bir haklar karıştırıyorsun ama ben de sonunda ortaya çıkar. Neyse ben kendi işime bakayım. Gözleri yuvalarından çıkacakmış gibi kocaman açıldı. Dişlerini göstererek bir ifadeyle sırıtırken görüntü dondu. Bu dizinin betimlemesi TRT tarafından Sesli Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştı. www.seslibetimlemederneği.com. Yönetmen Hasan Tolga Polat, yapımcı Birol Güven, senaryo Birol Güven, Caner Güler, Yaşar Arak, genel koordinatör Cesur Taş, müzik Aydın Sarman, Burcu Güven, yapım koordinatörü Ömür Taş, finans koordinatörü Şule Güven Atay, ikinci yönetmen Koray Gümüş, görüntü yönetmeni Önder Şengül, sanat yönetmeni Başak Aykut, yapım amiri Sezer Duman, reji koordinasyon Bircan Biricik, kostüm şefi Sonay Ortu, www.zenginkızfakiroğlan.tv, twitter.com/zkfomint, www.facebook.com/zkfomint. Mekanik bir aletin içinden çıkan kırmızı çember içerisindeki Made in Turkey yazısı siyah fonda yıldız gibi parladı. Bu program TRT1 tarafından Mint Prodüksiyon şirketine yaptırılmıştır. 2014.